Evet, herkese merhabalar. Sosyal Hizmet Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitimi Sempozyumunda bir aradayız. Meslektaşlarımız, öğrenciler, alanla ilgilileri. Biz akademisyenler, meslek elemanları ve öğrencilerin bir araya gelerek geliştirdiği Suhu Pervizyon projesi tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Eğitim Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Sempozyuma hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl sosyal hizmet eğitimi için çok önemli bir yıl. 60. yılını kutluyoruz sosyal hizmet eğitimin. Ben sempozyumu açarken 60 yıldır harcanan çok büyük bir emeğin olduğunu bilinciyle bu emeği harcayan büyük hocalarımızın bir kısmı aramızda değil. O yüzden onları rahmetle anmak isterim. Hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Aramızda olan hocalarımıza da, büyük hocalarımıza da, kıymetlilerimize de sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Öncelikle bunu paylaşmak isterim. Oturumlarda konuşulacağı üzere sosyal hizmet eğitim bir dönüşüm içinde. Bu dönüşüm COVID'de biraz daha teknoloji bazlı bir dönüşüme de geldi. Artık iletişim teknolojileri daha fazla kullanılıyor. Bu durum sosyal hizmet uygulamasını, eğitimini de şekillendiriyor. Ve şu an bu organizasyonu düzenleyen organizasyonlar gibi yatay örgüt denen bağımsız yapıların gelişmesine de fırsat veriyor. Biz bu yapının bir üyeleri olarak bu sempozyumla bu işi de kurumsallaştırmak, geliştirmek, üniversite dışında da insanların eğitim için bir şeyler yapabilmesini sağlamak arzusundayız. Bu bağlamda da bu sempozyumu düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sempozyumun konuşmacıları, katılımcıları, dinleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz bir arada olduğumuz için, harcadıkları emek için. Ben her sempozyumun sonunda olur. Ben bu sefer öncesinde yapmak isterim teşekkür konuşmasını. Birlikte bu sempozyumu düzenlediğimiz dostum, meslektaşım Ozan Selçuk gerçekten yani deyim yerindeyse bütün işler bittikten sonra gecelerin böyle bir yarım saat 40 dakikalık şeylerle bu sempozyumu organize ettik. Böyle iki arada bir derede organize ettik ve bir dayanışma ile organize ettik. Yani şimdi bugün bir sürü bir ekip var arkada çalışan, işte simultane çeviri için organizasyonlar ve benzeriyle ilgili. Ama bütün bu işlerin başlangıç noktasında birlikte olduğumuz Ozan Selçuk'a, teknik ekipte bugün Batuhan var. Batuhan Özatıcı, genç bir ve dinamik sosyal hizmet uzmanı. Çok mutluyuz onu tanıdığımız ve bir arada olduğu için Batuhan'a. Yayını takip eden gönüllümüz artık sosyal hizmet uzmanı Damla'ya. İdeal Sosyal Hizmet'e ve tabii Labu Ajans'a bütün bu işlerin teknik işleri onlar yaptılar. Ve süpervizyonu birlikte büyüttüğümüz koordinatörler, dönem koordinatörleri Doktor Murat Çay'a aramızda ve Doktor Zilan Orlu'ya teşekkür ediyorum. Programla alakalı bilgi verebilmesi için de değerli dostum Ozan'a sözü veriyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki bir aradayız. İyi ki sosyal hizmet uzmanınız diyerek. Teşekkür ederim Umut Hocam. Öncelikle başta Kamil Hocam, Arzu Hocam olmak üzere bugünkü değerli açılış konuşmacılarımız, tüm sosyal hizmet akademisyeni ve uzmanı arkadaşlarımız sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Umut Hocam'ın da belirttiği gibi bugün dünyada 100 yılı aşkın, yaklaşık 122 yıldır devam eden sosyal hizmet eğitimi, ülkemizde de 60. yıl münasebetiyle böyle bir sempozyum, mikro ölçekte bir sempozyum organize ettik. Bizleri onurlandırdığınız için sizlere minnettarız. Bugünkü programımızda öncelikli olarak Profesör Doktor Kamil Alptekin hocamız Sosyal Hizmet Akademisi başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Birazcık bizi sosyal hizmet eğitiminin tarihine götürecek. Daha sonra Profesör Doktor Arzu İçağsıoğlu Çoban hocamızı dinleyeceğiz. Kendisi de yine Türkiye'de sosyal hizmet eğitimiyle ilgili bize çok değerli bilgiler açıklayacak. Sonrasında yine sosyal hizmet eğitiminin lisansüstü boyutuyla ilgili de
Profesör Doktor Yasemin Özkan hocamızı dinleyeceğiz. Öğleden sonra ise saat 13'te iki tane uluslararası konuğumuz olacak. Bir tanesi Profesör Doktor Karen Winter. Kendisi sosyal hizmet eğitiminin geleceği ile ilgili fırsatlar ve zorluklar başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Kendisi çocuk koruma alanında çalışmalar yürütüyor. Ve son konuşmacımız ise Romanya Bükreş Üniversitesi'nden Profesör Doktor Florin Lazar olacak. O da sosyal hizmet eğitimi, yine Romanya'da sosyal hizmet eğitiminin tarihi, gelişimini ve yine küresel ölçekte uluslararası sosyal hizmet eğitimiyle ilgili bize deneyimlerini sunacak. Bu şekilde bir programımız var. Açılış konuşmalarının ardından da oturumlara geçeceğiz. Bir İngilizce, yani yabancı dil oturumumuz olacak. Yabancı dilde uluslararası katılımcıların olduğu. Daha sonrasında yine ulusal bir oturumumuz olacak. Orada da Türkçe dilinde sunumlar gerçekleştirecek. Bu vesileyle katılımınız için bir daha teşekkür etmek istiyorum. Artık konuşmayı, sözü değerli hocamız Kamil Alptekin hocamıza vermek istiyorum, arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teknoloji bu işte. Görmediğimiz çok değerli arkadaşlarımızla birlikteyiz. Uzun zamandır görmediğim Zeki hocamız var. Murat Çay Hakeza. Tabii ekranda görüntüleri olmayanlar var. Arzu hocamızla her daim birlikteyiz gerçi. Evet, güzel bir buluşturma oldu aynı zamanda. Tabii ki sosyal hizmet eğitiminin 60. yıl münasebetiyle asıl birlikteliğimiz bu nedenle. Şimdi yalnız Ozan hocamız takdim ederken orada bir karışıklık olmuş olmasın. Ben özellikle Sosyal Hizmet Okulları Derneği hakkında benim konuşmam ve sunumum biraz bu minvalde olacaktı ama siz tarihçeden bahsettiniz. Hiç sorun değil, tarihçeyi de anlatırız da onu spontane anlatırım. Ama benim hazırlığım daha çok Sosyal Hizmet Okulları Derneği. Hani ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, kimler tarafından, hangi etkinlikler yapıldı, ne yapıyor Sosyal Hizmet Okulları Derneği ve nasıl bir gelecek öngörüsü var şeklindeydi. Bir yanlışlık mı var acaba? Onu bir düzeltelim mi Ozan hocam? Hocam programda yani bana, ben sizle doğrudan iletişim kurmamıştım. Evet. Programda o şekilde gelmişti. Belki öyle bir hani aksaklık oldu. Biz hemen düzeltelim. Siz hani takdir ettiğiniz şekilde devam edebilirsiniz hocam. Ben bu arada ilk kez bir sunum hazırladım. Normalde hep konuşma yapıyorum. Şimdi tabii bu share screen yapacağım. Beni de bir yönlendirirseniz bir PowerPoint sunusu. Demet hocam siz de gelin. Hatta bölüm başkan yardımcımız Demet Hanım da burada. O bu işleri iyi biliyor. Merhabalar hocalarım herkese. Evet. Bir sunum hazırladım. Müsaade ederseniz sunum üzerinden anlatımıma başlamak istiyorum. Tabii ki, lütfen hocam. Beni host yaptınız değil mi? Açık. Evet, evet hocam. Açık. Yani, yok, açık değil. Hemen açıyorum. Arkadan. Hemen açıyorum. Pardon. Hemen şu hocam. Evet. Bu, evet. Şu. Hı, programda hemen düzeltelim hocam. Evet. Evet. Geldi değil mi hocam? Sanıyorum ekrana geldi. Geldi. Evet. Evet, görüyoruz hocam. Tamam. Sıkıntı yok değil mi Ozan hocam? Tamam. Evet, tamam yani hocam. Ben oradan ilerleyeyim. Tamam, oradan ilerleyeyim. Tamam. Tüm bizi dinleyen izleyicilere de merhaba diyerek başlamak istiyorum. Sürem ne kadardı bu arada? Zamanı da dikkat ederek Ozan hocam. Hocam 30 dakika diye öngördük. Yeterli. Yeterli. Benim için tamam. Yeterli.
O halde zamanımı da hemen başlatmak istiyorum. Şimdi tabii Umut hocamız açılış yaparken doğru bir şeyden bahsetti. Sosyal hizmet eğitiminde de aslına bakarsanız bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Bizde tabii bu değişim dönüşümler biraz gecikmeli bize aksediyor. Çünkü pek çok sorunumuz var. Eğitimde bir karmaşa var. Eğitimde bir karışıklık var. Bu 60. yılında bunları açıkçası konuşmak istemezdim ama bir realite de bu maalesef. Ben kendi çalışmalarımda özellikle 2006'da başlayan, iki okuldan sonrası ile başlayan büyüme dönemine, ben kontrolsüz büyüme dönemi diyorum, genişleme dönemi diyorum. Çünkü hakikaten kontrolsüz, hiçbir altyapı yok, hiçbir planlama yok, strateji yok. Ve eğitimin niteliği bu nasıl diyeyim kontrolsüz büyümeden de çok olumsuz etkilendi. Dolayısıyla aslında değişimler özellikle pandemi döneminde teknoloji kullanımıyla birlikte baş gösteren değişimler ve özellikle ekolojik, çevreci, sosyal hizmet anlayışının daha belirgin bir şekilde kendisini hissettirmesi, uygulamaların önemi nin ortaya çıkmış olması ve iletişim becerilerinin artık dijital ortama kaydırılması yönünde eğitimde de bir takım radikal değişiklikler 60. yılda bizim gündemimizde olmalı. Ama dediğim gibi şu an biz bir yandan değişime ayak uydurmak durumunda kalacağız. Bir yandan da arızalarımızı gidereceğiz. Hepsiyle nasıl baş edeceğiz? Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Ben bugün birazcık sosyal hizmet eğitiminin niteliğini geliştirmeyi amaç edinen, daha nitelikli sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi öngören ve sosyal hizmet eğitimini geliştirmeyi, büyütmeyi amaçlayan Sosyal Hizmet Okulları Derneği'nin kuruluşu, gelişimi, etkinlikleri ve yakın zamanda da öngörülerini paylaşmak istiyorum. Bu konuşmamda Sosyal Hizmet Okulları Derneği ilginçtir. Aralık ayının 2015 yılı Aralık ayının son günü kuruldu. Hani bir gün daha bekleyebilir miydik? Beklerdik ama artık bekleyecek mecalimiz kalmadı. Son günü, hatta mesai saatimi bitimine doğru dosyayı verdiğimi hatırlıyorum. 2015 yılının son günü 31 Ocak Aralık günü. Tabii 2009 yılında başlayan sosyal hizmet ulusal eğitim çalıştaylarında sürekli gündeme gelen bir konuydu. Artık eğitimi bir mesleki örgüt çerçevesinde ele alma gerekliliği. Bu ihtiyaç 2015'e kadar bekledi. Her yıl yapılan eğitim çalıştaylarının sonuç raporlarında bu yazılmaya başladı. Tabii bu raporları naçizane birazcık el attığımız için bu raporlara orada hep yazmak zorunda kaldım. Her seferinde önerilerde Sosyal Hizmet Okulları Derneği'nin kurulması. Hiç değişmeyen bir öneri. Çalıştaylar geçiyor ama öneri değişmiyor. Artık bunu bir hayata geçirelim. Bir şekilde gerçekten işte gördük. Öyle hiç de iyiye gitmiyor. Açık öğretim tam bir sözün bittiği yeri oynadı. Dolayısıyla buna ihtiyaç aslında çok kendisini hissettirdiği için bir gün dahi beklemeden fırsatını bulur bulmaz derneği son gün demedik kurduk. Burada 12 tane kurucu üye görüyorsunuz. Hocalarımızın hepsini saygıyla, onları da sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar, destek oldular. 12 kurucu üyeyle biz, ekranda isimleri yazılı, tek tek okumayacağım. Böylece Sosyal Hizmet Okulları Derneği'ni hocalarımızın katkısıyla kurmuş olduk. Amacı biraz önce söyledim. Genel olarak sosyal hizmet eğitiminin kalitesini, niteliğini artırmak ve bu anlamda da hem nitelik hem nicelik yönden gelişimine destek olucu çalışmaları üretmektir derneğimizin amacı. Derneğimizin hemen ben faaliyetlerine geçmek istiyorum, etkinliklerine. Şu kadarını belki söylemeliyim. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Dernek göreceksiniz, biraz belki reklam da yapacağız. Yapalım, hiçbir bence mahsuru yok. Dernek çok çalıştı. Hani ben de
Umut Hoca gibi sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Aslında dernek çok iş yaptı Ozan Hocam. Göreceksiniz zaten. Bakın sadece 5 tane çalıştay yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 2016 deyin siz buna. Çünkü son günüydü 2015'in. 5 yıl geçmiş aradan değil mi? 6 yıl geçmiş neyse. 6 yılda 5 tane çalıştay yapılmış. Hiç yapılmadıysa sosyal hizmet eğitim çalıştayları bakın. Hiç yapılmadıysa yapılan en önemli iş bu. Bu önemli. Bir geleneği de devam ettirdi Sosyal Hizmet Okulları Derneği. Ben SHOD dersem anlaşılır değil mi? Böyle SHOD'a da biz çok alıştık kısaltılmış haline. Eğer kusura bakmazsanız biraz böyle kısaltılmışından gitmek istiyorum. SHOD'un bu 6 tane çalıştayı, şey özür dilerim 5 tane çalıştayının ben önemli olduğunu düşünüyorum. İlki Konya'da yapılmış 2016'da. Bizim üniversitenin sponsorluğuyla diyelim, Sosyal Hizmet Okulları Derneği ile güncel sorunlar masaya yatırılmış. Bir sonraki yıl 2017'de 29 Mayıs Üniversitesi'ne konuk olmuşuz. Türkiye'de sosyal hizmet eğitimin ulusal standartlarını konuşmuşuz o eğitim çalıştayında. 2018'de çekirdek eğitim programı gündeme geldi. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. 2019'da ana bilim dalı yapılanması ve doçentlik başvuru anahtar kelimelerin değerlendirilmesi hususu var. Dün Umut'tan çok güzel bir haber aldım. 2018'de yola çıkmışız. 2019'da bu konuda meyvesini 2021'de yedik diyorum ben. Belki Umut Hocam aralarda bunu daha iyi anlatır. Bir kısa telefon görüşmemiz oldu. Sanıyorum YÖK, SHOD'un hazırladığı bu ana bilim dallarını kabul etti. Bir önemli gelişme, lafı gelmişken, sözü gelmişken paylaşmak istedim. Kabul etme aşamasında hocam, heyetlerde işte gelişmiş artık sona doğru yaklaşıyormuş. Öyle içeriden sona doğru yaklaşıyor. Ben biraz daha aceleci davrandım. Evet, anca oluyor. Gördüğünüz gibi, bakın 2019'da başlamışız çalışmaya, yeni yeni meyvesini alıyoruz. 2018'de çekirdek eğitim programına başladık. Arzu Hocam bilir, zaten ekipteydi. Başkent Üniversitesi'nde yaptık tüm çalışmaları. Bakın 2021 YÖK 3 aydır 4 aydır şeyde sümen altında bekliyor. Yani hiçbir şey kalmadı. Bütün onaylardan geçti. Bütün incelemelerden geçti. Ama biraz böyle Türkiye gerçeği, gündemi yoğun vesaire anca geliyor sıra. Yani SHOD gerçekten çok büyük işler yaptı. Onu demeye çalışıyorum. Ama biraz daha zaman gerekecek. Türkiye sizin hızınızda gitmeyebiliyor. Ve son çalıştayımız 2020'de geçen yıl yapıldı. O da açık öğretim konusuna bir neşter attık. Bir yol haritası belirledik. Tabii açık öğretim konusu kanayan yara. Son ana kadar hala bekliyoruz. SUHUDER'le özellikle çok işler yapmaya çalıştık. Birlikte güçlerimizi birleştirip. Ama hala Cumhurbaşkanlığı makamından eğitim öğretim, Cumhurbaşkanlığı eğitim öğretim dairesinden, iletişim başkanlığından, YÖK'ten, UYAK'tan bir dönüş oldu. Bu YÖK'ün işi diye sanıyorum. İşte ona biraz paslaşıyor. Cumhurbaşkanlığı makamından bu arada hala randevu bekliyoruz. Evet. 2017'de biz ön lisans programları çalıştayına davet edildik. Ben yanlış görmediysem Muammer Salim hocamız da katılıyor sanıyorum. Bir ismini görür gibi oldum. Diyorum ya bu güzel bir şey bu teknoloji. Muammer buradayım hocam. Merhaba. Herkese ne zaman merhaba. Gördüm? 5 yıl, 6 yıl önce mi? 4 yıl önce mi? Bilemiyorum. Merhaba Muammer hocam size de bu arada. Evet. Sizin davetinizle hatırlarsanız ön lisans programlarına birlikte bir grupla, işin muhataplarıyla diyelim, akademisyenleriyle birlikte el attık. Biz de davet edildik. Biz de katkı sağlamaya çalıştık. Şu 5 tane maddeyi yazdım. Bunları konuştuk. İşte o ön lisans programlarında özellikle kimlik problemi, mezunların aldığı ünvanlar, çalışma alanları ne olacak? Onlar da açık öğretimden çok muzdariplerdi ki hala öyledir. Büyükçe bir kanadı açık öğretimdedir ön lisansların. Güncel sorunlarını tartıştık ön lisansların ve çekirdek eğitim programlarını birlikte arkadaşlarımızla yapılandırmaya çalıştık. Bu çalıştay önemliydi. Buna bir katkı sağlamaya çalıştık. İlk işlerimizden bir tanesi
bu oldu. Hatta resmi de saklarım. Benim için de bir anıdır bu. Güzel de bir anıdır. Sanıyorum bu Muammer hocamızın çalıştığı Eğirdir Yüksekokulu'nun önünde çekilmiştik. Evet hocam. Değil mi? Evet hocam. Orada katılan hocalarımızla birlikte, arkadaşlarımızla, hocalarımızla. Ve 2018'de ulusal sosyal hizmet eğitim standartlarıyla biz resmen artık hızlandık. Önce bir çalıştay yaptık 2016'da, 2017'de bir çalıştay daha yapıldı ön lisanslarla ilgili. Ve sonrasında biz artık çalıştaylar dışında kendi amaçlarımız doğrultusunda, derneğin amaçları doğrultusunda niteliği geliştirici çalışmalara başladık. İlki eğitim standartlarıydı. Biz 2018'de şu 5 kategori üzerinden standartları belirledik ki bu YÖK'ün önerdiği kategorilerdir. Bu kategoriler içerisinde siz eğitim standartları düşünüyorsunuz, yapılandırıyorsunuz. Örneğin öğretimin planlanması, öğretim elemanları, bilimsel araştırmalar, öğrenci gelişimi başarısı ve altyapı. Bu konularda sosyal hizmet eğitimin standartı, eğitim standartları ne olur diye, hatta bunu 29 Mayıs Üniversitesi'ndeki çalıştayın dönütleriyle de besledik. Ve geçen yıl bunu bir revize etme ihtiyacı duyduk. Bunların, bu raporların pek çoğu, bunu da söyleyeyim, web sayfamızda var. Olmayanlar ve bu raporlar önümüzdeki ay Nika yayın evinden çıkacak. Hazırlığını ben yaptım. Editörlü mü diyeyim artık. Bir kitap çalışması oldu. SHOD'un tüm çalışmalarını kitaplaştırdık. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet. 2018'de bir başka önemli, hummalı iş bizim açımızdan. Başkent Üniversitesi hocalarının ağırlıklı olarak katıldığı diyeyim. Çünkü 3 tane temsilcisi vardı. Ve biz bütün toplantılarımızı Başkent Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı'nda yaptık. 6 kişilik bir kadro kurduk. Tabii ki 6 kişiyle sınırlı değil. Camiayla sürekli paylaştık tüm çalışmalarımızı, geri dönükler aldık. Buradaki grupta da vardır geri dönüt aldığımız hocalarımız, arkadaşlarımız. 2018'de başladık. 2020 yılına kadar bu sosyal hizmet eğitim çalıştayını, eğitim programı, çekirdek eğitim programını sürdürdük ve 2020'nin sonlarında bitirdik. Aslına bakarsanız, özür dilerim, 2019'un sonlarında bitirdik ki 2020'de çıkacağı umuduyla. Aradan geçen 1,5 senede bakın, önce ÜAK'ta, ÜAK'a gidinceye kadar çok oyalandı. ÜAK'tan nihayet geçti. 2 aşamalı oldu o da. ÜAK aldı bunu. Önce Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi'ne gönderdi. Oradan bilimsel görüş aldı. Sonra kendisine geldi. Oradan da geçtik, oradan da geçtik ve şu an YÖK'e geldi. Yanılmıyorsam Mart'tan beridir de YÖK'te bekliyoruz. Tabii niye bekliyoruz, neyi bekliyoruz ben açıkçası bilmiyorum. Hani YÖK'ün ben gündeminin yoğunluğuyla bunu açıklamaya çalışıyorum ama inşallah umarım öyledir. Biraz daha sanıyorum bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama eli kulağında, bu da yayınlanmak üzere. Akreditasyon için çünkü çok önemli bir çalışma. Eğitime bir çeki düzen vereceğimizi ben düşünüyorum. Ve açık öğretime önemli bir meydan okuma olacak. İnşallah, umuyorum camiaya da faydalı olur. Evet, tabii ben bunu daha geniş anlattım burada sunumumda. Bu çekirdek eğitim programında hangi gerekçeyle yola çıktık? Tabii sosyal hizmet bir kere çıktı temelli. Bir eğitimi öngörüyor. Bologna süreci bize önümüze başka şeyler söylüyor, başka konuları getiriyor. Türkiye'nin değişen sosyal hizmetler alanı var sürekli. Yeni örgütlenmeler var, yeni ihtiyaçlar var. Ve eğitimde akreditasyon kalite çalışmalarını YÖK bir taraftan istiyor. Eğitim, bir kere çekirdek eğitim programı kaçınılmaz noktaya gelmişti. Biz bu gerekçelerle çalışma grubumuzla yola çıkmış olduk. Burada sırasıyla yazdım, nerelerde savunduk. Bakın, daha şunu da söylemedim. 3 kere de SAPDEK'te, yani Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nde biz sosyal hizmet ulusal çekirdek eğitim programını farklı yönleriyle
sunduk ve savunduk. Çünkü orada da bir heyet bizi sürekli dinledi. Dekanlar dinledi bizi. Üçünden de geçtik alnımızın akıyla. Çok da beğenildi açıkçası. Çok küçük düzeltmeler verildi. Böyle radikal düzeltmeler almadık. Ama dediğim gibi sonrasında biraz bürokrasiye takıldık ve halen bekleme safhasındayız. 2019 yılında bugün biraz sözünü etmeye çalıştığım Umut Hoca'nın da dediği gibi son aşamasına artık onay için belki son aşamalara gelen ana bilim dalı yapılandırma modelimize dair bir çalışma yürüttük. Bunu yine bir çalıştayın arkasından gerçekleştirdik. İki toplantı yaptık. Ayrıca özellikle Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleriyle, onların katılımlarıyla ve SUHUD'un ve SUHUDER'in işbirliğiyle iki tane de toplantı düzenledik. Sonrasında bu modelimizi SWOT olarak ortaya koyduk. Önce 3 tane ana bilim dalı gerekçeleriyle tabii önerdik. Bunlar birincisi sosyal hizmetin temelleri ve müdahaleleri ana bilim dalı. Sosyal politika ve sosyal hizmet yönetimi ana bilim dalı. Sosyal hizmet uygulama alanları ana bilim dalıydı. Bu 3 ana bilim dalımız. Daha sonra bu programın da hazırlayıcılarından olan Umut Hocamızın da desteğiyle birlikte, araya girmesiyle, bize destek olmasıyla birlikte, ki ben desteğini çok önemsedim. Çok mesai harcadı sağ olsun Umut Hocamız. Ve hatta üniversitesi de bu işin içerisine girdi. Ben bu vesileyle Mehmet Akif Üniversitesi Rektörlüğü'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten bu çalışmamıza sahip çıkıldı. Bundan da çok memnun kaldık. Sonra iki tane daha ekledik biz bunlara. Bu üçü bizim öncelikli olarak önerdiğimiz ana bilim dallarıydı. Biliyorsunuz artık YÖK ana bilim dallarını istiyor. Ve bunda da bir standartizasyona gitmek istiyor. Her bölüm ta kendisine göre bir şey çiziyor yoksa. Bir ana bilim dalı öneriyor. İlgili ya da ilgisiz. Bu çalışmanın önemi buradan kaynaklanıyor. Tamamen sosyal hizmet akademisyenlerinden oluşan bir grubun hazırladığı bir modeldir. Dördüncüsü birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet ana bilim dalı. Beşincisi de toplumla sosyal hizmet ana bilim dalı. Biz önerdik. Eli kulağımda diyelim. İnşallah yakın zamanda yayınlanır, deklar edilir. Camiayla paylaşırız diye düşünüyorum. Ve eş zamanlı tabii bu ana bilim dalı yapılanmasıyla ilgili eş zamanlı bir başka SWOT etkinliği, doçentlik başvuru anahtar kelimeleri. Takdir edersiniz, anahtar kelimeler sizler yakın zamanda, ben biliyorum, bu arada hepinize de hayırlı olsun doçentlikleriniz. Ozan Hocam, siz de sanıyorum, sizi tanımıyordum ama kulağıma geliyordu isminiz. Siz oldunuz mu hocam, bilmiyorum. Yok hocam, inşallah önümüzde. Geleceksiniz. Umut Hoca oldu burada gördüğüm Zeki kadarıyla. Zeki hocamız oldu mu bizi dinleyenler oldu arasında? Bilmiyorum. Olanların hepsine hayırlı olsun diyorum. Yani onlar oldum, çok hocam daha... oldum. Doçent oldum ben yakın zamanda. Evet, sizi de tebrik ediyorum Zeki hocam. Siz de yakinen gördünüz ki bu anahtar kelimelerin hiçbiri bizimle ilgili değil hemen hemen. Yani daha doğrusu karakterize etmiyor. Sosyal hizmet temel alanını karakterize etmiyor. Bu konuya da bir el attık ve biz 5 tane anahtar kelime önerdik. Bunu bekliyoruz. YÖK'e bu raporumuzu da verdik. Ana bilim dalı raporuyla eş zamanlı olarak. Bu 5 tane kelimenin isimlerini ben en azından anayım. Sosyal hizmet kuramı ve felsefesi. Ya istiyoruz ki artık bir kelime bu olsun. Hani orada aile sosyolojisi var. Toplumsal cinsiyet var. Efendime söyleyeyim, başka bir sosyoloji var. Yani sosyoloji ve aile tüketim bilimcileri sanıyorum YÖK bu kişilere vermiş. Buradaki hocalardan oluşan bir çalışma grubuna vermiş bunu. Onlar da böyle hazırlamış. Bu arada çok, bakın ben biraz böyle radikal konuşmaları da severim. Başım ağrıyacağını bilsem de burada da yapacağım. Kimse kusura bakmasın. YÖK'ün böyle bir tarzı var. Hiç benimsemediğim, onaylamadığım. YÖK oyunu kurana göre oynadığını sanıyor. Ben görüyorum ama. Evet, oyunu kurana göre oynuyor. Ne yapıyor? Bir sosyal hizmet bölümüne gidiyor. Örneğin doçentlik anahtar kelimeleri düzenlenecek değil mi? Evet,
Ama şimdi ben isim zikretmeyeyim, burada başımız ağrımasın. X bölüme, Y bölüme, Z bölüme gidiyor. Ama oralarda sosyal hizmet kökenli hoca yok, sosyal hizmet eğitimi almış. Orada sosyoloji hocası var. Orada aile tüketim bilim hocası var. Bakın lütfen bu kanalla bizi izleyicilere söylüyorum. YÖK bundan vazgeçsin. Ve onların hazırladığı anahtar kelimeleri gördük. Tüm doçent adaylarımız çok zorlandılar. Çok zorlandılar. Hangisini işaretleyeceğini, hangi anahtar kelimelerden, bu yakın zamanda sizi de bekliyor o zaman. Yeni doçent adaylarımız da bekliyor bu handikap. Ama bu olmaz ki. Tamam, ben sosyal hizmet bölümü hocalarına yaptırdım. Tamam, çok güzel de o hoca, şimdi sen de biliyorsun ki o hoca sosyal hizmet kökenli değil. Ama size yakın olan, yani YÖK'ü kastediyorum, size yakın olan hocalarla çalışma gibi bir şey olmaması lazım. Yani tanıdıklarınızla, yakınlarla falan, hani ya da eğer öyle değilse tombaladan çekiyorsunuz, o bölümlerden geliyor. Tombala da yanlış, o yöntem de yanlış o zaman, eğer öyle değilse. Bak biz buradayız. SUHOK burada, Karatay Üniversitesi var, Hacettepe yıllardır var, başından beri var, Başkent var, Ankara Üniversitesi var, Yıldırım Beyazıt var, Varoğlu var, Mehmet Akif Üniversitesi var, Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi var, orada hocalarımız var. Hani Manisa var, sosyal hizmet kökenli hocalarımızın olduğu üniversiteler var. Yani ben bunun altını çizmek istedim. Peki, bir başka etkinliğimiz alan uygulamasıyla ilgiliydi. Çok başımız ağrıyor. Her bölümde bu sıkıntı var, takdir edersiniz. Temel milli eğitimin staj uygulama vesaire yönetmelik ve kanunlarıyla sahada çok hareket ediliyor. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı söz konusu. 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu da biraz kafa karıştırıyor açıkçası. Biz bu konuya da el attık ve iki tane öneri sunduk. Dedik ki bizi bu kapsamdan çıkartın. 3308 sayılı mesleki eğitimden. Çünkü biz staj mıtaj yapmıyoruz, takdir edersiniz. Biz ne yapıyoruz? Uygulama, blok uygulama derslerimizi ders olarak görüyoruz. En az bir ya da iki, biz mesela yeni şeyde ikiye çıkardık teorisini, teorik ağırlığını. Bu sosyal hizmetin mikro, mezo, makro dediğimiz birey, grup, toplum odaklı müdahale yöntemlerinin uygulamasıdır. Kurum ortamlarındadır. Bu bir derstir, süpervizyon eşliğinde yapılır. AKTS yükü 10'un da üstündedir. Staj değildir bu. Dedik, bizi bu kapsamdan çıkarın dedik YÖK'e. Orada strateji dairesi başkanlığına bizzat sundum ben bu raporu, SUOD'un raporunu. Ya bunu yapın dedik öneri olarak, ya da ikincisi bunu eğer çıkartamıyorsanız, 3308'i sürekli kurumlar referans alıyorlarsa, o zaman o bağlamda bir şey getirin. Yani nasıl karşılanacağını, yani bunu hangi bütçeden, nereden karşılanacağına dair bir o zaman devlet bu bize bir yol göstersin. Çünkü üniversitelerin bütçesi olan var, olmayan var. Sayısı çok kabarık olan, kontenjanları çok kabarık olan bölümlerimiz var. Dolayısıyla bu konuya da bir el atmış olduk, böyle bir öneri vererek. Ama bu konudaki çalışmamız tabii şimdi pandemiye geldi. Pandemide pek çok bölüm uygulamaya çıkamadığı için yarım kaldı. Bu konuda sanıyorum devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Ön lisans ve lisans diplomalarındaki isimlendirmelerle ilgili bir çalışmaya biz illegal olarak dahil olduk. Aslında bizden istenmedi, bölümlerden istendi. YÖK'ün bir çalışmasıydı. YÖK'ün çok takdir ettiğim çalışmalarından bir tanesi bu oldu. Aslında YÖK'ü eleştiriyorum ama bir yandan da bu yeni YÖK'ü takip ediyoruz. Yeni YÖK'te gerçekten paydaş görüşleri önemli. Yakın zamanda da ana bilim dalları ile ilgili görüşler alınmıştı. Bu gelişmeleri de takdirle karşılıyoruz. Hani hepten de YÖK düşmanı değiliz. YÖK'ün yaptığı işler var, güzel yaptığı işler var. Yanlış yaptığı işler var. Yanlışa da bir dur diyoruz tabii. Hani onu da yapıcı bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Evet, YÖK'ün bu çalışmasına dahil olduk. Biz ön lisans programlarına
ünvan isim olarak, program ismi olarak sosyal hizmet sekreterliği diyelim. Hani sosyal hizmetler diye geçiyor ya, sosyal hizmetler ve danışma falan diye. Biz dedik ki buna sosyal hizmet sekreterliği ya da sosyal hizmetler sekreterliği diyelim. İsmini böyle koyalım, o iki yıllık programların önerimizi böyle verdik. Lisans programlarına da sosyal hizmet diyelim dedik. Burada genişçe girmeyeyim, tasnifler var. Geniş alandan özel alana doğru bir İSKET 19 şey 2013'ün tasnifine göre yapılmıştı bunlar. Sosyal hizmet önerimiz pek çok bölüm tarafından da paylaşıldı. YÖK çok güzel bir iş daha yaptı. Bakın bir övgü daha YÖK'e burada. Sosyal hizmet olarak kabul etti tüm bölümlerin adını. Artık sosyal çalışma bölümü diye bir şey yok. Sosyal çalışma bölümü demek artık doğru değil. Sosyal çalışmacı yetişir demek doğru değil artık bana göre. Ha, kadro ünvan karşılığı sosyal çalışma olabilir. O başka bir kategoride düşünülecek konudur. Evet. Ve 2020 yılına geldiğimizde artık yaklaşıyorum, sona doğru da geliyorum. Asgari ölçütlerin belirlenmesi, sosyal hizmet bölümü açmak için, bu da çok ilginç. YÖK bir döküman yayınladı. İşte yine eleştirimiz bu YÖK'e. Benim tahminim çocuk gelişimcilerden oluşan bir bölüme hazırlatıldı bu. Şimdi kimseyi de zan altında bırakmayayım, tahminimi söylüyorum. Çünkü kesinlikle sosyal hizmet akademisyenine hazırlatılmadı. Düşünebiliyor musunuz? Uygulamaya hiçbir şey yazılmamış. Yani ben böyle bir sosyal hizmet akademisyeni tanımam, böyle bir sosyal hizmet akademisyeni varsa olmaz olsun. Zannetmem böyle uygulama olup da oraya hiçbir şey yazmayacak o kritere bir sosyal hizmet akademisyeni olabileceğini düşünmüyorum. Yazılmamış. Ve sosyal hizmetle ilgili bakıyorsunuz bir tane sadece şeyi şart koşmuşlar. Bir tane sosyal hizmet kökenli olsun yeter. Gerisi ne olursa olsun denmiş. Ama bakın tekrar söylüyorum. YÖK bunu şöyle yapmış yine anladığım kadarıyla. Bir bölüme vermiş ama o bölümde sosyal hizmet kökenli hoca yok benim anladığım kadarıyla. Çünkü ben inceledim, hiçbir şey yok. Bir sürü tabloda kriter var. Hiç dolmayan 10 küsür programdan, sağlık programından kriterleri dolmayan bir tek bizimki. Ya bu kadar basit bir eğitim mi ya? Ben kalıbımı basıyorum. En zor eğitimlerden bir tanesi sosyal hizmet eğitimidir. Şimdi o konuya girmeyeyim, eğitim nedir ne değildir. Her neyse biz bunu biraz düzelttik. En azından 2 olsun. Üçüncüsüne de şeylerini yazdık. Boşlukta bırakmadık. Şunlardan olsun. Eğer olamayacaksa, hoca bulunmuyorsa dedik. Ondan sonra gerekli fiziki altyapıyı da önerdik. Uygulama içinde blok uygulamanın nasıl yapıldığını, nerelerde yapıldığına dair orayı da doldurduk sonuna kadar. Çünkü sosyal hizmet akademisyeni böyle doldurur. Ama sosyal hizmet akademisyenine sorarsan. Evet. Çok değerli hocam. 5 dakika. Evet, bitiriyorum. 5 tamam. Dakika içerisinde var mı 5 dakikam? Var hocam. 5 dakika içerisinde bitiriyorum. Yarım saat dediniz. Biraz sanıyorum 3-4 dakika geçtim. Farkındayım. Bizim tabii derneğimizin çalışmalarının önemli bir kısmı, faaliyet alanı akreditasyonla ilgili, kalite güvencesi. Dedik ya, amacımız da o zaten. Niteliği geliştirmek. Bu akreditasyon ve kaliteyle olur. Biz tabii önce kendimiz olmaya çalıştık. Dedik ki biz bir acente olabilir miyiz? YÖK'ün kalite kurulundan bir acente alabilir miyiz? Gördük ki biz çok dağınız. Sosyal hizmet akademisyenlerine her yerde verip veriştiriyorum. Şimdi burada yapmayayım bu işi. Çok dağınız, çok sahipsiziz. İlgisiz sosyal hizmet akademisyeni, eğitime, mesleğe. Bir araya gelemiyoruz. Çünkü parasal da bazı harcamalar gerektiriyordu acentalık. Böyle yapmayalım, kestirme bir yol izleyelim. Ne yapalım? Baktık acentalardan en uygunu sağlık bilimleri akreditasyon derneği bize yakın geldi. Hocalarını da zaten kısmen tanıyorduk, başkanını. Bakın bir üyemizle birlikte ziyarete gitmişiz. Görüşmeler yaptık kendileriyle. Yani SABAK'la, sosyal bilimlerde araştırma akreditasyon kurumu falan, öyle geniş bir ismi var. SABAK diyeyim ben ona da kısaca. SABAK'la bir işbirliği yaptık ve SABAK'ın biz aynı zamanda değerlendiricisi olduk. 4 tane hocamız eğitimlerine katıldık. Sosyal hizmet bölümlerini başvuru olursa akredite etmek üzere değerlendirici olduk. 4 SUHOT üyesi değerlendirici sıfatı ile SABAK'ın altında çalışıyoruz. Akreditasyon çalışmalarına katkı veriyoruz birlikte. Ve SABAK bizden
sosyal hizmet programına özgü ölçütler istedi. Çünkü SUHÇEP'te yayınlanmadığı için en azından bir başvuru olursa sosyal hizmet bölümlerinden bunu biz öne süreriz diye. Hakikaten de başvuru oldu. 2020 yılı Kasım'ında bitirdik biz bu son değerlendirmeleri. 4 bölüm başvurdu. Bunlardan 2 tanesi 2 yıl akredite oldu Sabak tarafından. Bir bölüm izlemeye alındı. Bir yılına bir bölüm de henüz akredite olamadı, alamadı. Buraya isimlerini de yazmışım ben. Buralarda görev aldık. Tabii o bölümlerin takımlarında bizler görev aldık. Dolayısıyla böylece sosyal hizmet hocaları akreditasyona karar verdi. Bu çok önemli. Bunu da çok önemsiyorum. Daha sonra açık öğretimle mücadeleye 2020 yılında asılmaya başladık. Özellikle Suhuder'le bu sefer partnerlik yaptık. Onlarla birlikte çalıştık. Her çalışmasına destek sağladık. Birçok televizyon programına vesaire şahsen ben dernek başkanı olarak katıldım. Açık öğretim çalıştayı yaptık. Daha ne yapalım? Orada geniş bir sosyal hizmet akademisyeni katılımıyla bu çalıştayı tamamladık, raporumuzu yazdık ve 2020 yılının sonlarına doğru da yine SABDEK'in yani Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nin altında bu sefer SUHÇEP'i yayınlanmasa da onu beklemedik biz. Uzaktan eğitime entegrasyonunu nasıl entegre olabilir? Hangi dersler ne oranda uzaktan eğitimle verilebilir? Buna biraz kafa yorduk. Ön bir araştırma yaptık öğrenciler ve hocalarla. Pek çok üniversitemizin sosyal hizmet bölümüyle o araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim entegrasyonu yapılandırdık. Bu da bizim web sayfamızda var. Dileyen hocamız buradan bakabilir. Son sanıyorum iki slayta geldim. Ve yine SABDEK altında bu sefer ilk kez bir lisansüstü, hep lisans programlarıyla çalıştık ama ilk kez genel yetkinlik ölçüleri adı altında lisansüstü programlarını değerlendirme ve genel yetkinlik ölçütleri adı altında SABDEK'in programına eklemlendik. Biz de sosyal hizmette yüksek lisans programı hangi koşullarda, hangi fiziki altyapıyla, hangi içerikte açılabilir, mevcut sorunlar nedir şeklinde o çalışmaya eklemlendik ve bu çalışma YÖK'e sunuldu. Böylece lisansüstü programlara da 2021 yılında bir el atmış olduk. Biraz geride kaldı ama nihayet oraya da geldik. Ve en son yine Suhuder'le ortaklaşa bu sağlık alanında lisans tamamlama. Bu açık öğretimden farklı bir yaramız. Kesişen yönleri var, ayrışan yönleri var. O davaya bir 5-6 sayfalık ciddi bir bilimsel görüş yazdık. Yine geri bildirimler, camiamızdan gelen geri bildirimlerle Suhuder'e destek olduk. Sanıyorum Suhuder bu yargı aşamasını devam ettiriyor. Ama arkalarında bilimsel, akademik görüş ihtiyacı vardı. Onu sağlamaya çalıştık. Etkinlikleri de böyle özetlemiş olayım. Yakın gelecekte açık öğretime iyice yüklenmek gerekiyor. Özellikle dijitalleşen teknoloji kullanımına dikkat çekmek gerekiyor sosyal hizmet eğitiminde. Sosyal hizmet eğitiminde farklı alanlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ekolojik sosyal hizmet ağırlık kazanacak gibi, çevre duyarlılığı, yeşil sosyal hizmet adı altında. Buna biraz dikkat etmek gerekecek önümüzdeki yakın dönemde. Teknoloji kullanımıyla bağlı olarak uygulama derslerinin şekli şemali bir parça daha değişebilir diye düşünüyorum. Sosyal hizmet akademisyenlerinin ben önümüzdeki yıllarda biraz daha özellikle yeni doktor öğretim üyesi ve doçent olan arkadaşların ilgisinin artacağı düşüncesi ve temennisiyle sözlerimi burada bitiriyorum. 10 dakika kadar uzatmışım. Özür diliyorum. Herkes hakkını helal etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Yani müthiş bir şekilde bizim burada bölümde hoca arkadaşlarımızla yıllardır tartıştığımız konularla ilgili hepsiyle neredeyse tek tek somut hem de çalışmalar yapıldığını gördük. Biz de genç akademisyenler olarak sizin hani ne yapabilirsek bu konuda yanınızda, arkanızda, peşinizde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
O yüzden çok teşekkür ederim. İki tane bize yeni haber verdiniz. Hem ana bilim dallarıyla ilgili hem de çıkacak kitapla ilgili. Bu da güzel bir gelişme oldu. Hem de ayrıcalıklı bir durum oldu bizim için. Onun dışında da sosyal hizmet çalıştayının herhalde 2021 yılında yapılmadı. Anladığım kadarıyla. Yok, yapılmadı, evet. Dekan yardımcımız da burada. Biz de yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi altına taşındık. Önceden İBF'nin bünyesindeydik. Dekan yardımcımız da uygun görürse ben de şöyle bir teklif yapmak istiyorum. Eğer pandemide izin verirse 11. çalıştayı sizi Rize'de ağırlamak isteriz. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii siz de Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndesiniz. Evet. Evet. Evet, ben tabii Zeki hocamızı biliyorum orada. Bir Nurullah mı vardı? O yalnız herhalde Giresun'a gitti sanıyorum. Bekir hocamız var hocam. Bekir güzel hocamız var. Memnun oluruz tabii işbirliği içerisinde. Çok da seviniriz. İyi de olur. Çünkü orası da güçleniyor, görüyorum. Sosyal hizmet yapılan, akademik yapılanmasının daha da iyi olacağı temennisiyle. O bölümümüz önemli. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yine Sabak, SuiChat gibi gelişmeleri de bizle paylaştınız. Açık öğretim. Yani çok yönlü çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu da sosyal hizmetle alakalı çok güzel gelişmeler. Özellikle eğitimimizin kalitesi artması ve uluslararası standartlara gelmesi açısından çok önemli. Ben katılımcılarımızda soru varsa Kamil hocamıza onu almak isterim. Söz alabilirler ya da chat kısmına yazabilirler. Biz hocamıza yöneltebiliriz. Zeynep hocamız, Zeynep Mutlu Hanım'dan alalım. Buyurun Zeynep Hanım. Bu arada hocam, size zahmet olmazsa sunumunuzu kapatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bunu bir saniye, nasıl kapatıyorum bunu? Stop. Şöyle bir şey yapıyorum. Ekranı şey yapacağım. Ben kapatayım bu arada. Zeynep hocamızın sorusunu alalım. Vakti iyi kullanalım. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma saygılarımı sunuyorum öncelikle. Ve Kamil hocam, sunumunuzdan çok feyiz aldım. Gerçekten biraz da umudum, alanda uygulayan birisi olarak umudum arttı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Sadece uygulamaya yönelik kritik bir durumdan bahsetmek istiyorum. Buna acaba Soğut nasıl bir müdahale geliştirebilir veya ne yapılabilir hocalarımız açısından? Şimdi biliyorsunuz daha önce bu staj uygulama, daha doğrusu uygulama, blok uygulama dersleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu sıkıntı bu sene daha da katlanmaya başladı. Son aldığımız habere göre şimdi bu uygulama öğrencileri olarak başvuran arkadaşlarımız bundan sonra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kariyer kapısına müracaat ederek oradan uygulama yerlerine yerleştirilecekler. Çünkü Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi bütün staj uygulamalarını ücretli staj ödeme programına dahil etmiş durumda. Bu da kamu kurumlarının belirli bir kontenjan sınırlaması getirmesine neden oluyor. Örneğin bizim Ankara Adliyesi'nde %5 kontenjan sınırlandırıldı. Bu da şu demek, her sene 25-30'a yakın öğrenci arkadaşımız yanımıza gelirken bundan sonra sadece 2-3 tane öğrenci arkadaşımız gelebilecek demek. Çünkü bütün meslek grupları ki adalet meslek liseleri dahil olmak üzere bir kontenjana bu kadar sınırlandırıldı. Acaba bundaki kritik sıkıntının nereden kaynaklandığını biraz sorgulamaya çalıştım Adalet Bakanlığı görüşmelerimde. Bana söylenen bütün staj uygulaması dahilinde bunun ücretlendirmeye tabi olduğu ve bizim kurumun sadece %5'lik dilimi karşılayabileceği durumda. Bununla ilgili bir acaba bir çalışma başlatılabilir mi? Çünkü bu gerçekten önümüze uygulama açısından sıkıntı çıkaracak. Bizim bir staj uygulaması olmadığımız ve blok uygulama dersinin ücrete tabi olmadığı ile ilgili bir ders müfredatı arasında olduğu ile ilgili bir çalışma yapmak mümkün mü? Bu önümüzdeki yıl ve hatta bu dönem Eylül-Ekim'de pek çok öğrenci arkadaşımızın uygulama yeri bulamayacağı anlamına geliyor. Hem bu sıkıntıyı paylaşmak hem de acaba ne yapılabileceği ile ilgili görüşünüze sunmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma, size ve bu sempozyumu düzenleyen bütün hocalarıma saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin efendim.
Çok teşekkür ederim. Gayet güzel de bir soru, güncel de bir soru. Şimdi bu konudan açık söylemek gerekirse benim biraz geç haberim oldu. Arzu Hocam sayesinde haberim oldu. Biz bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Tabii ben detaylarına çok vakıf değilim. Bizim genel sekreterimiz aynı zamanda Arzu Hocamız. O biraz daha bu konuyu benden ayrıntılı biliyor. Hatta dedik ki, belki Arzu Hocam da cevaplayabilir, sözü ona da bırakabilirim. Biz aslında 11. çalıştayı Zeynep Hanım, biz buna mı ayıralım? Uygulama, alan uygulamasına mı ayıralım? Hem bu konuyu da görüşüp hem yeni değişimlerle birlikte hani teknoloji kullanımında belki atıyorum bir ayağıyla, süpervizyon başka ayağıyla, o ayaklarıyla yani değişik parametreleriyle bir alan uygulamasına yönelik bir çalıştay mı yapalım hem de bu konuyu görüşmek üzere diye. Orada kaldı çünkü orada kalmasının nedeni şuydu. Biz de şu an bir şey dönemindeyiz. Bir yönetim kurulu değişikliği gündemimizde var. Yönetim kurulumuz değişecek. Biraz genç arkadaşlara bayrağı bırakacağız öyle gözüküyor. Bu konu önemli. Kişisel düşüncemi söyleyeyim sonra sözü Arzu Hocama bırakayım. Sizin de dediğiniz gibi Zeynep Hanım, bunun çözümü şurada. Bu bir uygulama dersi, staj değil. Bu bir uygulama dersidir. Sosyal hizmetin kuram 1, kuram 2, kuram 3 deniyor bazı bölümlerde. Bizde birey, aile, grup, toplum odaklı sosyal hizmet diyoruz. Biz adını koyarak dersi, müdahale derslerini yapılandırıyoruz. Bu derslerin uygulamasıdır. Teorisini ikiye çıkardık. Konuşmamın başında da söyledim. İki teorisi vardır. İki bölümden oluşur. Bir, 4. sınıfın 1. ve 2. arasında. 2. arasında komple 30 AKTS yüküne sahiptir. Çünkü Cumhurbaşkanlığında sanıyorum 10 AKTS'ye kadar izin veriliyor. Bu onu da aşıyor. Dediğiniz gibi bunu içeriğini, gerekçesini ne yönelik bir kapsamlı bir rapor hazırlanması, bunun uygulama dersi, ders olduğu yönünde bir vurgu yapılması, müdahale derslerinin uygulaması olduğunu, kurum ortamlarında yapılması gerektiğini ama stajla karıştırılmaması gerektiğini, teorisinin birden fazla olduğunu vesaire gibi kapsamlı bir raporun hazırlanarak derhal Cumhurbaşkanlığı'na sunulması gerektiğine yönelik bir düşüncem var. Arzu Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Hemen şunu söyleyeyim, teşekkür ederim. Önemli bir soru. Biz bu durumda şöyle karşılaştık. Bizim ders programımızda 3. sınıfın yaz döneminde gidilen bir yaz stajı uygulamamız var, 1 aylık. Ve adı yaz stajı diye geçiyor. Teorik kısmı yok. O yüzden biz zaten hali hazırda bu konu çok karışık olduğu için yaz stajı kapsamında öğrencileri kurumlara yerleştirmekte çok güçlük çekiyorduk. Yani onu ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Biz biraz daha gruplar halinde toplum odaklı çalışma yaptırmaya çalışıyoruz. Genellikle yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Ama en son yerel yönetimler dahi sizinki staj olduğu için biz öğrencilere ücret ödemek durumundayız ve bunu yapamayız gibi bir yanıtla karşılaşmışlardı. Onu bir şekilde o zaman çözmüştük. Ama bu dönem üniversiteden de bize bu Cumhurbaşkanlığı işte kariyer kapısı programına ilişkin bilgi geldi. Ben hemen bir program neymiş öğrenmek için girdim. Belki aranızda bakanlar vardır. Program şöyle çalışıyor. Öğrencinin kendisi programa kayıt oluyor. Yani e-mail adresi vesaire kullanarak kayıt oluyor. Bir özgeçmiş yüklemek zorunda. Ancak özgeçmişini yükledikten sonra Türkiye'deki kamu kurumları, yerel yönetimler, özel kurumlar RUN hepsi bu kapsam altında öğrenci artık hangi kriterlere göre onu tam bilemiyorum uygun bir kuruma eşleştiriliyor ve işte orada staja gidiyor. Tabii şimdi bu bizim ders kapsamımızda hiç uygun bir durum değildi ve ben hemen harekete geçip sordum. Yani kamuyla mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı işte oraya ulaşmaya çalıştım ve onlardan aldığımız yanıt, hani bu sadece staj dersiyle ilgili olan uygulamaları kapsayacak, dönem içinde yapılan uygulamaları kapsamayacak
biçiminde oldu. Ve biz hemen harekete geçtik. Yaz stajı dersimizi müfredat programımızdan kaldırıp dönem içine aksettirmek zorunda kaldık. Yani biz böyle bir şey yaptık. Yani bize aksettirilen bu. Bir de son bir gelişme var. Çok yakın tarihte 17 Haziran'da şu an açtım. 17 Haziran 2021 Perşembe günü bir yönetmelik yayınlandı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda. Yükseköğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği. Bu Kamil Hocam'ın anlattığı bizim işte SWOT olarak önerilerimiz bunlardır. 5338 yani Milli Eğitimin Çıraklık Kanunu'na ilişkin. Muhtemelen o önerileri de göz önüne alıp bir yönetmelik hazırlamışlar ve burada stajı ayrı, uygulamalı eğitimi ayrı, mesleki eğitimi ayrı tanımlamışlar. Çok ayrıntılı incelemedim ama bizim şu andaki müfredat programlarımızda yer alan uygulama dersleri staj gibi gözükmüyor. Dolayısıyla biz bunları herhangi bir ücret ödenmeden kamu kurumu ya da işte diğer STK vesaire fark etmeksizin kurumlara öğrencilerimizi yerleştirebilecekmişiz gibi görünüyor. Zeynep Hocam'ın bahsettiği bu işte %5'lik kontenjan, eğer ben yanlış bilmiyorsam sadece stajla ilgili, bize öyle bilgi verildiği için söylüyorum ama tabii karışıklık da olmuş olabilir. Bu yönetmelik de yeni yayınlandı. Ayrıntılarını ben de çözmeye çalışacağım açıkçası. Çünkü önümüzdeki dönem için 85 öğrencimiz var. Onunla ilgili resmi kurumlarla bağlantı kurmaya başladık. Yazılarını göndermemiz gerekiyor diye. Şu ana kadar açıkçası Adalet Bakanlığı'ndan biz henüz öğrenci almıyoruz. Durumumuz netleşmedi gibi bir yanıt geldi ama diğer bakanlıklardan gelmedi. Evet, yazılı başvurmak gerekiyor. Aynen öyle, başvurular alınmadı. Adalet Bakanlığı ile görüşüyoruz. Pazartesi bir görüşmemiz daha olacak Zeynep Hocam. Bunu söyleyebilirim. Yani şimdilik benim öğrenebildiklerim bu kadar. Yani kariyer kapısı sadece staj, dersleri kapsamayacak gibi. Ama bilemiyorum. Bakmak lazım. Teşekkür ederim. Teşekkürler değerli hocam. Çok kısa bir soru, bir tane daha soru vardı. Ondan sonra Arzu hocamıza sözü bırakacağız. Kamil hocam, Oktay Tatlıcıoğlu hocamız, bizim YouTube'da da canlı yayınımız devam ediyor. Orada evet. Da 30'u aşkın izleyicimiz bizleri takip ediyorlar. Şöyle bir sorusu vardı Oktay hocamızın. İşte sosyal hizmet bölümleri, sağlık bilimleri fakültesinde açılması öneriliyor YÖK tarafından. Bu konudaki görüşünüz nedir hocam? Bu öneri demek ki biz biraz evet görevi bırakma aşamasında biraz erken mi davrandım, yoruldum mu, tükendim mi bilmiyorum. Bu gelişmeden de çok haberim yok. YÖK böyle bir şey mi düşünüyor? Yani tüm sosyal hizmet bölümlerini sağlık bilimleri fakültesi altında mı düşünüyor? Çünkü bildiğiniz gibi çok çeşitli fakülteler altındayız. Yani şimdi tabii şimdi Türkiye'nin kamu yönetimi çerçevesinden baktığımızda özellikle personel, kamu personeli istihdamında sağlık programı lisansiyer olarak gözüküyoruz biz. Dolayısıyla hani bu kadar çeşitli yerde de gözükünce orada da bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız tabii bu biraz Türkiye'deki yapılanmayla da ilgili. Türkiye'deki algıyla ilgili, Türkiye'deki kamu yönetiminin serencamıyla ilgili diyeyim. Yurt dışında da çok değişik fakültelerde var aslında sosyal hizmet bölümleri baktığınızda. İşte insan bilimlerinde var, sosyal politikalar alanında var, sağlık alanında var. Değişik yerlerde var ama Türkiye'deki sayının 8'e 9'a çıkmasının nedeni şöyle biraz. Şimdi Türkiye'de bir sağlık bilimleri fakültesi var. Bir sağlık bilimleri yüksekokulu var. Bir beşeri ve sosyal hizmetler fakültesi var. Bir de sosyal ve beşeri bilimler fakültesi var. Bir uygulamalı bilimler fakültesi var. Yani şimdi bir de tabii bunlara biraz da çeki düzen verilmesi gerekiyor. Şimdi öyle bir kuruluyor ki sosyal hizmet bölümleri, üniversitenin o neresinde boşluk var? Biraz öyle kuruluyor. Kusura bakmayın, hani biraz böyle açık konuşuyorum ama. Nerede bir boşluk var, nereye bir destek lazım, program desteği lazım, öğrenci çoğaltalım, o fakültenin hocasını çoğaltalım, fakülteyi bir büyütelim. Maalesef böyle bakılıyor bu programa. Hani bu programın içeriğine bakılmıyor, uygulamalı mahiyetine, özgünlüğüne, dokusuna bakılmıyor.
Nerede var? İktisadi, idari bilimlerde boşluk var. Hadi oraya koyalım. Sağlıkta boşluk var ya da uygulamalı bilimlerde boşluk var. Bir ilçeye fakülte açılıyor. Oraya program lazım. İşte sosyal hizmetinde öğrencisi var. Bu kadar işsizliğe rağmen var. Buna da zor açıklama getiriyoruz zaten. Hemen oraya sosyal hizmet bölümü kuruluyor. İlçeye kuruluyor ya. Ya ilçede ne kadar kurum var? Yani ne kadar sosyal hizmet altyapısı var? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Oltu'da fakültenin altında mesela bir bölümümüz var. Şimdi bizim Oltu'ya gitmeyelim Erzurum'a. Konya'dan konuşayım. Beyşehir'de. Ya Beyşehir'in sosyal hizmet altyapısı nedir? Mesela var, bölümümüz var orada. Zorlanıyor hocalarımız. Ben biliyorum zorlandıklarını. Zaman zaman onlarla da dirsek teması içerisindeyiz. Bakın şimdi bir başka ilçeye daha açılacak. Aynı şimdi sadece aynı fakülte içerisinde değil, başka bir handikap. Ozan Hocam, aynı üniversitenin içerisinde iki bölüm var. Evet. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nde üçüncüsü geliyor yok kabul ederse. Ya şimdi bu karışıklıkları tabii iyi düşünmek lazım. Ha, bir yerin altında toplanır mı? Yani şimdi bilmiyorum, ben benim şahsi düşüncem fazla bu kadar dağınıklıkta olmamalı elbette 8-9, ama Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde toplanmalı. Bence böyle 3 bölüm, 3 fakülte, core fakülte tercihi olmalı, buralara yönlendirilmeli diye ben düşünüyorum. Benim kendi şahsi düşüncem bu. Yurt dışı örnekleri de bu çünkü. Şeyin bu, yalnız son gelişmeden haberim yok. Yani YÖK'ün böyle bir niyeti olduğundan, Sağlık Bilimleri Fakültesi altında toplayalımdan şimdi duydum. Bilemiyorum. Hocam bu konuda özür dileyerek sözünüzü, söz almak istedim. Bizim, ben Dicle'deyim ben. Burada bölüm açmak istiyoruz. İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi altındayız henüz. Yeni bölüm açma taleplerimiz böyle bir cevapla karşılık buldu. Yani eğer sosyal hizmet bölümünü açacaksanız öğrenci almak için sağlık bölümleri, sağlık bilimleri fakültesini açın. Ondan sonra bir bölümü açın. Zaten oraya yönlendiriyoruz daha çok. Yeni açılan bölümlerle ilgili böyle bir tasarruf ya da bir yönlendirme söz konusu. Ama bunun resmi bir kararı vesaire yok diye biliyorum. Ne anladım. Çünkü ben de hiç duymadım. Şimdi sizden duydum. Yani ama şimdi öyle bir şey var ki, şimdi diyorum ya, yani sosyal hizmet bölümünde bu da aslında YÖK adına iyi bir adım, olumlu bir adım. Hani ne yapmaya çalışıyor YÖK, değil mi? Dağınıklığı gördü, toparlamaya çalışıyor. Ama şimdi o kadar daldı ki, benim problemim o. Benim karamsarlığım oradan kaynaklanıyor. Nasıl toparlayacağız? Çok dağıldı, inanın. Kontrol çok elden çıktı. Evet. Ve biz de camia olarak maalesef, bizde de kabahat var. Kabahatin belki en büyüğü bizde, hep YÖK'e pas geçmeyelim. Biz daha yeni bu konuları konuşur olmaya başladık. İşte yeni jenerasyon ilgileniyor, sizler ilgileniyorsunuz, ben biliyorum. Umut ilgileniyor, yeni doçent arkadaşlarımız ilgi göstermeye başladılar. Yani bizim jenerasyon ve bizden öncekiler, daha çok belki benim sözüm onlara, yani eski dedi ya Umut Hoca, eski hocalar, hani eski hocalar, deneyimli hocalar, onların yol göstermelerine ihtiyaç var. Bakın ben hep söylüyorum, emekli olacaktım, olamıyorum ben şimdi. Olamıyorum yani, çünkü lüksümüz yok yani. Öyle gözüküyor, lüksümüz yok. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Arzu hocamızı çok beklettik. Kendisinden özür diliyoruz. Şimdi söz Arzu hocamızda. Hocam söz sizin. Teşekkür ediyorum ben de. Konular derin tabii. Derin olunca çıkması biraz da zor oluyor. Ben de Kamil Hoca ile Sosyal Hizmet Okulları Derneği'nde görev yapıyorum ve hani bu Kamil Hocam sıralayınca ben de fark ettim ne kadar çok şeyle uğraştığımızı, böyle ard arda görünce. Gerçekten o yüzden konular derin, çözümler biraz uzun. Konuşmak da o zaman uzun olabiliyor. Acaba ben de sunum için ekran paylaşımı yapabiliyor muyum diye baktım. Yapabiliyormuşum. Hemen paylaştım. Şimdi ben...
Benim konum Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminin tarihçesiydi. Amacım tabii ki TRC'ye tele satmak değil, yani sosyal hizmete giriş ya da sosyal hizmet tarihçesi anlatmak değil. Buradaki hani pek çok insan bunun hali hali biliyor. Hatta benden çok daha iyi bilenler vardır aranızda. Ama bu sunumu hazırlarken nereden başlasam diye çok düşündüm. Yani farklı olarak neyi ifade edebilirim bilinen ya da şimdiye kadar hep ifade edilenden. Ben biraz paradigmalar üzerinden gitmek istediğimi fark ettim. Yani çünkü Türkiye'deki sosyal hizmet eğitiminin ortaya çıkışını ele alırken dünyadaki sosyal hizmet eğitiminin ortaya çıkışından çok bağımsız düşünemiyoruz doğal olarak. Ya da dünyadaki ve Türkiye'deki sosyal olaylardan, ekonomik olaylardan çok bağımsız bir yerde değiliz. Özellikle meslek olarak biz değiliz. Hem insanla hem toplumla çalıştığımız için. O nedenle ben çok iki başlık altında toparlamak istedim. Çok kısaca dünyada neler olmuştu ve bu Türkiye'ye nasıl yansıdı? Çünkü Ozan Hocam'ın da söylediği gibi dünyadaki tarihçesi 100 yılı aştı. Türkiye'de işte 60. yılı kutluyoruz. Hani Türkiye için dünyayla karşılaştırdığımızda çok yeniymiş gibi gözüküyor ama Türkiye koşullarına da baktığımızda 60 yılda çok başka bir yerden başka bir yere geldik. İşte farklı olarak dönüşerek başka bir yere de gideceğiz. Dolayısıyla bu dünyada nasıl olmuş, ne olmuş? Çok kısaca bunlardan ve buradaki paradigmalar neymiş? Çünkü paradigma dediğimiz şey temelde hem kişisel olarak hem belki kamu olarak, özel sektör olarak ya da eğitim boyutu olarak nasıl algıladığımızla ilişkili. Sosyal hizmet eğitimi deyince neyi algılıyoruz? Biraz önce Kamil Hocam söyledi, çok zor eğitimlerden biri dedi. Çok katılıyorum gerçekten. Dolayısıyla biz aslında sosyal hizmeti nasıl algılıyoruz? Yani YÖK'teki bu açık öğretim, işte kontrolsüz büyüme, sosyal hizmet kökenli hocaların olmadığı bölümlerin açılması, hep bunlar aslında sosyal hizmet eğitimine ve sosyal hizmet uygulamasına bakış açısıyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla toplumdaki olaylardan, sosyal sistemlerden bağımsız düşünemiyoruz Türkiye'deki sosyal hizmet eğitiminde. Bunları söyledim. Şimdi çok temel sosyal hizmet eğitimiyle bağlantılı. Tabii ki dünyada birçok konuda çok farklı sosyal dönüşümler var ama buradaki dört başlık dünyadaki neredeyse hemen hemen her sistemi, sağlık, ekonomi, günlük yaşam, bütün sosyal politikalar etkileyen temel olaylar. İşte feodalite, sanayi devrimi, sonra refah devleti, bir golden age, altın çağ dedikleri bir dönem ve sonra küreselleşme, şimdi yeni küreselleşme, yeni dünya düzeni diye giden bir süreçten söz ediyoruz. Neden sanayi devrimi? Çünkü hepinizin de bildiği gibi aslında sosyal hizmet sanayi devriminde yaşanan sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkan gönüllü çabaların sonrasında daha bilimsel bir alana evrilmesiyle bir, hani hem bir bilim hem bir meslek. Dolayısıyla sanayi devrimi hem bireylerin hem toplumların hem de fiziksel çevrenin bütün varoluş biçimlerini değiştiriyor. İşte çocuk işçiliği var, yoksulluk var, kente göç var. Gördüğünüz gibi bu sorunlar ta 1700-1800 yılların sorunları ama günümüzde devam eden, işte dönüşen, hatta ağırlaşan sorunlarla karşı karşıyayız hala. Dolayısıyla sanayi devrimi, sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı, başlangıcı ve gelişmesi açısından çok önemli. Bildiğiniz gibi 1800'lü yıllarda sanayi, işte buharın makinelerde kullanılmasıyla birlikte üretim biçimleri değişiyor. Bu da bütün sosyal yaşantıyı etkiliyor. Şimdi iki tane temel, gönüllü çabalar var, işte kilise var, dini motivasyon var. Hani bunları uzatmıyorum ama çok iki temel hareketten söz edebiliriz. Bu bütün gönüllü çabaların biraz daha organize hale gelmesinden sonra iki tane farklı, aslında farklı paradigmayı içeren iki yaklaşım ortaya çıkıyor sosyal hizmette. Bunlardan birincisi hayırseverlik organizasyon topluluğu dediğimiz, toplulukların altında yürütülen, daha çok bireye ve ailelere doğrudan hizmet götüren, gönüllülerin işte aile ve ev ziyaretleriyle başladığı, yoksulları hedef alan, yoksulluğun bireysel boyutta nasıl yönetilebileceğini organize etmeye çalışan bir girişim. Diğeri yerleşim yeri hareketi. Bu da daha çok yoksul bölgelerde yoksulların yaşam koşullarını, yani birey bazlı evet ama daha çok sistemleri değiştirmeye
kendisine hedef alan ve sosyal politikaları etkilemekle ilişkili uğraşan çabalar. Şimdi bu iki çabanın da birbirine farklı zaman dönemlerinde olabilir ama sona doğru, yani 1800'lü yılların sonuna doğru birbirine çok koşut biçimde hem İngiltere'de, Kuzey Avrupa'da, sonrasında Amerika'da ortaya çıktığını görüyoruz. Buradaki paradigma daha çok, yani hayırseverlik ve organizasyon toplumundaki paradigma daha çok işte bireysel düzeyde bir çözüm. Yerleşim yerinde ise daha çok yaşadığı çevrenin, çevreye ilişkin sorunların ve sistemlerin düzeltilmesi. Şimdi bu iki paradigma hem sosyal hizmet uygulamalarına ve sonrasında sosyal hizmet eğitimine yansıdığını görüyoruz. Yani bugün bizim genelce eğitim başlığı altında işte farklı derslerle anlatmaya, öğretmeye çalıştığımız birey ve ailelere ilişkin müdahale, gruplara ilişkin müdahale ve topluluğa ilişkin müdahale. Yani sosyal hizmet hem öncelikle birey aile olarak başlıyor olabilir ama sonrasında zaten topluluk, toplum, sosyal politikalara doğru giden bir yol izliyor. Peki bu gönüllü çabalar ne oluyor? Şöyle bir yere evrilmeye başlıyor. İnsanlar, yani ilk gönüllüler ev ziyareti yaptıkça, yoksullarla çalıştıkça ya da işte bir belediyedeki yerel hizmetleri yoksullar adına örgütlemeye çalıştıkça fark ediyorlar ki bunun daha sistemli bir hale gelmesi lazım. Çünkü kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla ben eve gittiğimde neye bakacağım, neye müdahale edeceğim? Bunlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. Gözleme dönüşüyor, kayda dönüşüyor. Gönüllülere eğitim verme hareketine doğru dönüşüyor. Ve fark ediyoruz ki 1890'larda artık kuramsal ve uygulamalı kurslarla başlıyor eğitim diyebileceğimiz düzeyde. Sonra işte yine hani Avrupa odaklı olmak üzere farklı işte kurslar, yaz okulları ve en son 1899'da iki tam yıllık uygulamalı derslerden oluşan bir program eğitime başlıyor. Sonra bu sosyal hizmet eğitimi bayağı önemseniyor. Nedenlerini de biraz daha sonra ifade edeceğim. Konferanslar düzenlenmeye başlıyor. Yine standartlar oluşturulmaya çalışılıyor. Standart her dönemde önemli. Çok ünlü bir kitap, işte 1917'de Sosyal Teşhis kitabı. Artık gönüllü çabaların, gözlemlerin, müdahalelerin nasıl olması gerektiği bir sistematiğe bağlanmış oluyor. Dolayısıyla bir gönüllü çaba var. Sonra bu çabalar sistematik hale geliyor ve bilimsel bilgi ve uygulama bütünleştiriliyor. Dolayısıyla burada hem meslek hem bir bilim olarak sosyal hizmet eğitimine bu da yansıyor. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de sanayi devrimi, yani Türkiye'nin sosyopolitik ya da ekonomik yapısını uzun uzun tartışmayacağım kuşkusuz ama işte Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kaybetmesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal sorunlara ilişkin çok geniş bir yardımlaşma, vakıf yönetimleri, işte yardımlaşma ağları ya da ahilik teşkilatı gibi farklı yanıtlar buluyor ve bu sistem o dönem için gerçekten gelişmiş, işliyor. Fakat işte sonra savaşlar, Birinci Dünya Balkan Savaşları, İkinci Dünya Savaşı vesaire. Cumhuriyet döneminde ise işte savaştan çıkmış bir ülke, nüfus sayı hem sayıca az hem nitelik olarak az. Fark ediyorsunuz ki bir sistem kurulmaya çalışılıyor ama şu anki anladığımız gibi bir sosyal hizmet sistemi ya da eğitimi yok, fakat farklı yasalarla sosyal sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ta ne zamana kadar? 1960'lı yılların başına kadar sistematik bir sosyal hizmet eğitiminden, bilimsel temellere dayanan bir sosyal hizmet eğitiminden biz maalesef ki söz edemiyoruz. Ama baktığınızda 1950 yılları yani dünyadaki duruma baktığınızda 46 ülkede 373 okulda sosyal hizmet eğitiminin verildiğini görüyoruz. Yani bizde henüz eğitim yokken dünyada bu iş sayısal olarak da, nitelik olarak da, nicelik olarak da oldukça etkili bir biçimde yayılmış ve hani bir yol alınmış. Peki Türkiye'de ne oluyor? 1945 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü kuruluyor ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nün farklı farklı pek çok amacı var. Ama bunlardan birisi bizi ilgilendiren kısım, özellikle az gelişmiş ya da işte gelişmekte olan ülkelerde sosyal hizmet eğitiminin kurumsallaştırılmasına yönelik çabalar. Peki neden Birleşmiş Milletler acaba böyle bir şey yapıyor? Yani neden sadece gelip işte aynı yanakta ya da herhangi bir teknoloji altyapısı vermiyor da eğitim
özellikle sosyal hizmet gelişsin diye uğraşıyor. Tabii farklı nedenleri olabilir ama şu özellikle savaşlara dikkat çekmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu da ortaya çıkaran ve dünyada çok ciddi trajik olaylara, can kayıplarına yol açan çok büyük savaşlar var. Bunun en sonuncusu 2. Dünya Savaşı 45 yılında sonlanıyor ve 55 milyon insanın ölümü, işte çok fazla sivil kayıp var, atom bombaları var. Yani hani insan kaybı, çevreye zarar, aklınıza gelebilecek her şey. Dolayısıyla ekonomik krizler de beraberinde getiriyor ve dünya belki de yeni bir paradigmaya ihtiyaç duyuyor. Diyorlar ki, çok kabaca anlatıyorum, ay artık biz birbirimizi öldürmeyelim de insanlık onuru, işte insanların kalkınması, insanın değeri çok önemli, ekonomi burada önemli. İşte Keynesçi görüş ortaya çıkıyor, insanları desteklemeli, devlet kimin için var, kamu hizmeti nedir? İşte buradan hareketle yardımın hem bilimsel yönünün temellerini atan, hem doğrudan bireye, gruba, topluma ulaşan bir meslek sosyal hizmet. Savaş sırasında da çünkü çok etkili çalışmalar yaptığı görülüyor sosyal hizmet uzmanlarının diyeyim. O nedenle hani Birleşmiş Milletler özellikle az gelişmekte, gelişmiş olan ya da az gelişmekte olan ülkelerde bu eğitimin kurulmasını öngörüyor. Buradan hareketle işte 57 yılında Sosyal Refah Müşaviri Türkiye'ye gelerek sosyal hizmetlerin bilimsel bir yaklaşımı yeniden örgütlenmesine ilişkin hazırlıklar yapmaya başlıyor. Ve sonrasında ne oluyor? Sonrasındaki süreci görsellerle ifade etmeye çalıştım. 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi kuruluyor. Bunun da işte kurulmasına ilişkin belgeleri incelediğimizde Ankara Üniversitesi ile bir protokol yapıldığını, bu akademinin aslında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak açılması konusunda anlaşıldığını, ama bunun nedense gerçekleşmediğini ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı o zaman ona bağlı olarak kurulduğunu ve o şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu 61'deki kurulan bölümden sonra 3 yıl sonra Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak bir sosyal çalışma yüksekokulu kuruluyor. 69 yılında bu yüksekokul Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlanıyor ve Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü adını altına alıyor. Sonra 82'de YÖK'teki değişikliklerle birlikte bu Sosyal Hizmetler Çalışma Bölümü, Sosyal Hizmetler Yüksek ve Akademi birleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu oluyor. 82'den 2002'ye kadar da Türkiye'de tek bölüm olarak şu anda yaşı biraz daha ileri olan tüm hocalarımızın mezun olduğu bölüm devam ediyor. Ve Başkent Üniversitesi'nde 2002'de kurulan bölümden sonra Kamil hocamızın da söylediği işte o kontrolsüz büyüme başlıyor. 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü'nün kurulmasına dair kanun var. Bu kanunu incelediğinizde şu andaki eğitim anlayışıyla çok benzer bir anlayıştan, motivasyondan hareket edildiğini, sosyal hizmetin amaçlı, sosyal hizmet eğitiminin amaçlarının çok geniş biçimde anlatıldığını, yöntemlerine ilişkin bilgi verildiğini görebiliyoruz. Sosyal Hizmetler Akademisi, biz de Başkent Üniversitesi olarak yaklaşık işte bir ay önce bu 60. yılı kutladık ve ilk mezunların da katıldığı bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada göreceğiniz fotoğraflar bu akademik işlem, ilk mezunların yıllığından aktarılan ve sunumda kullanılan fotoğraflar. İlk müdürümüz Sema Kut hocamız. Bunu bilirsiniz. Şimdi öğretim elemanlarına baktığımızda doğal olarak o dönemde hani sosyal hizmet eğitimini verebilecek kimse, hani nitelikte kimse olmadığı için genellikle yurt dışından eğitim alan kişilerin Birleşmiş Milletler aracılığıyla buraya geldiğini görebiliyorsunuz. İlk mezunlar. Evet, bunu söyledim. Bunları söyledim. Şimdi biraz önce Oktay Hocam'ın. Oktay Hocam'ın sorusuna belki bir yanıt olarak. Şimdi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında kurulan ilk bölüm Türkiye'de. Bir vakıf üniversitesinde kurulan ilk bölüm. Belki de Oktay Hocam, yani çok emin olmamakla birlikte. Şimdi biz yakın zamanda bir araştırma yaptık. Umut ediyorum ki sonuçlarını da yayınlayacağız.
bütün Türkiye'deki 2019 yükseköğretim kurumları sınavında öğrenci alan. Çünkü şöyle, şimdi Türkiye'de kaç sosyal hizmet bölümü var diye sorduğumuzda kabaca bir sayı vermek mümkün ama her üniversite sınavında bütün bölümler öğrenci almayabiliyor. Bölüm fiilen açık ama öğrenci almıyor. Dolayısıyla 2019'u temel aldığımızda toplam 57 bölüm olduğunu görüyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin de sayıca en fazla bölüm olduğunu görüyoruz. Bu 57 bölümde hani en fazla yani vakıf üniversitelerinde var Sağlık Bilimleri Fakültesi çoğunlukla. Devlet üniversitelerinde de var ama şöyle bir öngörü var benim, yani benim sadece yorumum. YÖK baktı bu bölümler nerede kullanılabilir diye. Ellerinde iki örnek vardı. Birisi Hacettepe, İktisadi İdari Bilimler. Birisi Başkent, Sağlık Bilimleri Fakültesi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi altında açılan bölüm sayıları diğer şeylere göre daha fazla. Muhtemelen YÖK de hani elimizde var olan örnekler zaten bunlar. Hani buradan hareket edelim gibi bir yaklaşım sergilediği için böyle bir eğilim olmuş olabilir. Ama sizin sözünde ettiğiniz hani neden ısrarla Sağlık Bilimleri Fakültesi, onun yanıtı da inanın ben de bilmiyorum. Ama benim incelediğim şey de Sağlık Bilimleri Fakültesi altında açılan bölümlerin genellikle vakıf üniversitelerinde yoğun olduğunu gördüm. Dolayısıyla hani belki de Başkent örneği vakıf üniversitelerinde böyle olabiliyormuş, biz de buna izin verelim gibi bir şey yapmış olabilir. Öyle bir eğilime yol açmış olabilir. Şimdi yine paradigmalardan söz edecek olursak, Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi ilk ortaya çıktığında benim de yine eğitim aldığım dönemde yöntem odaklı yaklaşım vardı. Sonra 1998'de Hacettepe Yüksekokulu'nda bir akademik yönden yeniden yapılanma komisyonu, kısa adıyla AYKOM kurulmuştu. Ve eğitimin, müfredatın yeniden gözden geçirilmesi, işte ülke şartlarına uygun sosyal hizmet uzmanının yetiştirilmesi gibi konular gündeme gelmişti ve bu komisyon çok uzun süreyle çalıştı. Ve o tarihten itibaren müfredat programını genelci yaklaşıma göre değiştirdi. Şimdi Türkiye'de ben yine bu araştırmayla ilişkili olarak açık olan bölümlerdeki müfredat programlarını incelediğimde hepsinin genelci yaklaşıma uygun olarak ve birbirlerinin de programını belki biraz kopya ederek açıldığını görüyorum. Dolayısıyla yöntem odaklı, yani biz örneğin sadece kişisel çalışma dersi alır, onun stajını yapardık. Sonra gider grupla çalışma dersi alıp grupla çalışma stajı yapardık gibi gibi. Ama böyle bir paradigma değişimine gitti. Şimdi peki bu bize neyi kazandırdı, neyi kaybettirdi? Bu da belki ayrı bir tartışma konusu ama buradaki mantık şuydu. Sosyal hizmet uzmanı farklı sistemlerle çalışıyor. Dolayısıyla bu sistemlerdeki sorunları, ihtiyaçları, kesişimleri aynı anda görebilmeli, nereye müdahale etmesi gerektiğini bir bütün olarak kavrayabilmeli ve hani uygun olan bütün noktaları da müdahaleyi planlayabilmeli anlayışıydı. Ve bu anlayışla da eğitim devam ediyor. Dediğim gibi yani hani etkileri ne oldu? Farklı araştırmalar var aslında, uzmanlara da sorulan, yanıt alınan. Bazıları çok iyi oldu dedi. Bazıları sosyal hizmet uzmanları uzmanlaşmaya gitmeli. Örneğin bir çocuk alanında işte çalışan sosyal hizmet uzmanı, tıbbi alanda çalışan sosyal hizmet uzmanı olmalı dedi. Yurt dışı örnekleri tabii ki farklı ama biz de hala genelci yaklaşımla devam ediyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra küreselleşmenin etkileri çok yaygın, bütün dünyada olduğu gibi genel olarak kamuya ayrılan kaynaklar sınırlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, birey ve ailenin kendi ihtiyaçlarını, sorunlarını gidermesi konusunda sorumluluk alması daha çok bekleniyor. Sorumluluk biraz bu aktörlere yükleniyor. Ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun mezun yetiştirme çok öne çıkan bir şey. Belki akreditasyon ve standartlaşma da biraz bunu da hedefliyor. Ama işte piyasa dediğiniz şey nedir? Nerede örgütlenmelidir, nasıl, kamuda neye hizmet etmelidir? Bunlar dünyada da çok tartışılan konular. Az kişiyle aynı iş yapısı, kadro sıkıntısı ama bu yine sosyal çalışma görevlisi adı altında Türkiye sorunundan söz ediyorum şimdi. Aynı kişilerden hani farklı işleri yapması
bekleniyor. Eğitimde nitelik sorununu Kamil Hocam çok iyi ifade etti, onu anlatmayacağım. Kalite ve akreditasyon sürecini de çok iyi ifade etti. Covid-19 pandemisi herkes gibi sosyal hizmet bölümlerini de tabii ki vurdu. İlk ben kendi deneyimimden söz etmek istiyorum. İlk dönem 2019 ve sonrasında uygulamaya öğrenci gönderemedik. Ama online olarak uygulama çalışmaları nasıl yürütülebilire kafa yorduk. Bunun için bir sistem geliştirdik. Yurt dışı örneklerini inceledik ve COVID-19'da uygulama rehberi diye bir rehber oluşturduk. Bölümümüzün web sayfasında ulaşılabilir. Ve bütün çalışmalarımızı buna göre yürüttük. Hem bir kaliteyi hem bir standardı yakalayabilmek adına. Ve geçen dönem, yani şu an tamamladığımız bahar döneminde de öğrencileri kurumlara gönderdik. Tam kapanma oluncaya kadar da öğrencilerimiz uygulamaya gitmeye devam ettiler. Ama hani COVID-19 tüm dünyada da eğitimi çok değiştireceği konuşuluyor. Sosyal hizmet eğitimine yansımaları nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bazı araştırmalar var, yine Türkiye'de de yapılmış. Olumlu ve olumsuz yönlerinde olduğunu söyleyenler var. Evet, benim kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım zaman da verim. Biraz bazı yerlere zamanı kısıtlı olduğu için çok atladım. Kusura bakmayın. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa sorularla alabilirim. Çok teşekkür ederim. Hocam vaktiniz vardı. Bu kadarsa tamam. Ha yok, bu ben şimdi vaktiniz yoksa diye böyle hızlı konuştum. Yok hocam, vaktimiz vardı. 10 dakikamız. Evet, 3 konuşmacı var. Diğer konuşmacıya da biraz zaman kalsın. Değil mi Arzu hocam? Valla Kamil hocam, bilmiyorum, siz böyle hani tabii çalışmalar da çok kıymetli olunca ben dedim çok şey yapmayayım. Evet. Süre hızlı anlattım galiba, ama soru ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa. Aslında yani, ben şunu ekleyebilirim, özür dilerim. Arzu hocam, müsaadenizle. Buyurun. Gördüğünüz gibi yani aslında sosyal hizmet eğitiminde sosyal hizmet akademisyenleri olarak yani öyle çok da boşlukta falan bir yerde değiliz. Çok da boşlamış değiliz biz bu eğitimi. Aslında eğitime evet gereken önem bir süreliğine gösterilmemiş olsa da son yıllarda bir dikkat ve ilgi var ve yapılan işler var. Bu ortaya çıkıyor. Eminim ben Arzu hocamıza bir süre versek bir bu kadar daha kullanırdı anlatacakları açısından. Yani ama biraz daha ne yapmak lazım? Sanıyorum burada belki bu çalıştayda, bu sizin düzenlediğiniz sempozyumda o noktaya gelinir mi bilmiyorum. Demek ki biraz daha bürokrasiyi, Türk Yüksek Öğrenim Sistemi'ni, örgütünü biraz etkilemek, harekete geçirmek. O noktada onun içinde akademisyenler olarak birlik, bir beraberlik, bir aidiyet potasında birleşmek gerekecek. Herhalde oraya doğru gideceğiz. Ben böyle bir... Yani ben şunu belki vurgulayabilirim Kamil Hocam. Şimdi tarihsel açıdan bakıldığında hani Türkiye'deki sosyal hizmet eğitimi dipten, yani gelen bir ihtiyaçtan aslında doğmuyor. Yani yurt dışındaki örneğiyle karşılaştığımızda hani gönüllü çabalar kuşkusuz var, ama hani orada gönüllü çabaların örgütlenmesi ve bunun daha bilimsel kanıta dayalı uygulamalara evrilmesi tabii çok uzun bir süre. 100 yılı almış. Hani kolay değil. Yani Türkiye'de ama böyle bir eğitim var. Sizin yaptığınız yardımlaşma işte ya da farklı belki kamudaki örgütlenmelere ilişkin bunları yapacağız diye geliyor. Yani birikim yok değil, aslında var, ama hani bunun kurumsallaşması 60 yıl ancak, hani 120 ya da 100 yılı aşkın bir süre, 60 yıl dediğim gibi çok da yurt dışı ile karşılaştığımızda, ama kendi içimizde baktığımızda tabii çok hızlı değişen, dönüşen hem sayısal hem algılama olarak farklı bir şey var. Fakat sorun şurada. Ya benim aslında takıldığım nokta şu: biz gerçekten sosyal hizmet eğitimini nasıl algılıyoruz? Biz kiminle çalışacak, kiminle nasıl çalışacak, nasıl bir sosyal hizmet uzmanı yetiştirmek istiyoruz? Bizim temel bence motivasyonumuzda, bütün kaygımızda bu olması gerekiyor. Yani bütün bu standartlaşmalar, akreditasyonlar, temel şeylerin buna hani hizmet ettiğini düşündüğüm için de biraz da hani önemsiyorum bunu. Çünkü sosyal hizmet eğitimi işte
uzaktan olabilecek bir şey değil. Ben kendi deneyimimde bunu gördüm şahsen. Yani kuram uygulama dersleri veriyorum ben. Şimdi ben öğrenciyle göz göze gelmeden, ona bir dokunmadan, onun işte tepkilerini, yaşadıkları deneyimi öğrenmeden, işte onunla bir mülakat örneği gerçekleştirmeden çok zor oldu. Ben çok zorlandım şahsen. Öğrencilerimizin de zorlandığını biliyorum. Hocam, şimdi bunu yapmadan, bunu yapmadan hani eğitim, bir de hangi, kime eğitim? Nasıl çalışsın istiyoruz? Yani bu çocuk kamuda da çalışıyorsa da, özel eğitim, pardon, sivil toplumda da çalışıyorsa da biz sosyal hizmet uzmanından ne bekliyoruz? Değiştirip dönüştürmesini mi bekliyoruz? Yoksa o sistemi var olduğu şekliyle yürütmesini mi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Yani bu önemli bir şey. Ya piyasaya göre uzman yetiştirmek her zaman çok iyi bir şey olmayabilir. Çünkü biz bu akreditasyon süreçlerimizde hep hani işbirliği yapacağız tabii, bu çok doğal ve tabandan gelen görüşleri alıyoruz. Ama mesela sosyal hizmet uzmanı atıyorum çok hızlı karar versin. Hemen ilk gördüğü anda mesela şöyle beklentiler geliyor. Hocam siz bir form hazırlayın. Bir test gibi ya da bir ölçek gibi bir şey hazırlayın. Alana yeni çıkmış sosyal hizmet uzmanları o teste, o ölçeğe baksın. Bu çocuk istismara uğramış mı uğramamış mı karar versin. Şimdi bu eğitime ve sosyal hizmetin felsefesine, uygulamasına, mantığına ters olan bir durum. Siz bunu, çünkü hani müracaatçının özelliği diyoruz, kendine özgü koşulları diyoruz. Yani somutlaştırmak, formlarla sınırlamak, ölçeklerle sınırlamak ya da iş listeleriyle sınırlamak her zaman doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki bir standardın olması çok önemli. Ama orada ben öyle bir uzman yetiştirilebilmeliyim ki gözlem olacak, sezgi olacak, bu sezgiyi bilimsel bir temele oturtabilecek, kaynakları tarayabilecek, araştıracak, eleştirel düşünecek. Yani dolayısıyla bu zor bir eğitim, kolay bir eğitim değil. O yüzden kime, yani her zaman o piyasaya uygun bir mezun yetiştirmek fikri bana çok mantıklı ve sıcak gelmiyor yani. Hocam burada birazcık da şimdi yeni bir haber aldık, onu da paylaşalım. Son konuşmacımız rahatsız olduğu için katılamayacakmış. Hazır zamanımız da varken bir başka konuşmayı da tartışmayı da açmak arzusundayım. Biz şimdi belki paylaştık sizle de, ben sık arıyorum sizi oradan biliyorsunuz. Süpervizyon mekanizmasını geliştirmeye çalışıyoruz ve online süpervizyon mekanizması gelişecek. Biz bunun duyurusunu yaptıktan sonra iki kurumdan, adını vermeyeceğim iki kurumdan bize kurumsal süpervizyon verir misiniz teklifi geldi. Yani belki lisans mezunlarını yetiştiremeyiz ama süpervizyonla sahaya uygun hale getirebiliriz. Yani sahanın ihtiyaçlarını karşılar hale getirebiliriz diye düşünüyorum. İşte şimdi Nika Yayınları kitabı basıyor. Biz Eylül ayında ilk süpervizyon eğitim programını geliştiriyoruz. Süpervizyon web sayfasından. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve artık herhalde ileri meslek eğitim programlarına kayacağına, yani sosyal hizmet eğitimindeki ihtiyacını da ileri meslek eğitim programlarına kayacağını öngörüyorum. İşte şimdi sertifika programları, vaka temelli öğrenme programları, yeni katılım programlarının bu anlamda önemli olduğunu da düşünüyorum. Birazcık da akademi bir 5 yıl içerisinde lisans programlarına ilginin azalmasıyla herhalde buraya doğru kayacak. Yani artık yüksek lisans ve sertifika programlarına doğru kayacak. Çünkü sahadaki meslektaşlarımızın yegane ihtiyacı kendini geliştirebilmek için programlar aramak. Bu programlara baktığımızda da gayet yüksek meblağlarla hani bu işler yapılıyor. İşte klinisyen yetiştirme programları olarak adlandırılabilecek programlar. Sosyal hizmet alanında da ciddi bir böyle bir sıkıntı var. Bu eğitim boşluğu var. Ne dersiniz? Akademi buna hazır mı? Bu programların geliştirilmesine nasıl bir yol izlenir? Bütün hocalarıma sorayım. Hani bu konuda ne dersiniz? Yani ben şöyle, şimdi artık belki bu dijitalleşmeyle de bağlantılı yurt dışındaki eğilimin de biraz öyle olduğunu görüyorum. Çok kısa zamanda daha kompakt bir konuyu öğrenip o konu üzerinden hareket eden daha mobil kişilere ihtiyaç var gibi geliyor. Ya tamamen uyduruyorum şu anda aklıma gelen bir şey. İşte Zoom programı nasıl kullanılır? Zoom'da işte şu nasıl yapılır? Bununla ilgili 2 saatlik bir eğitim, tamam ben bu beceriyi kazanayım. Çünkü hani belki şartlar da biraz bunu zorluyor.
ya da bunu gerektiriyor, bunu dayatıyor. Bu kötü bir şey değil. Yani zamanla tabii ki ayak uydurmak zorundayız. Ama benim bu sertifika programları konusu yeni bir konu değil. Yani çok gördüğüm, şimdi öğrenciler de CV hazırlamaya başladıklarında son dönemde hızlı bir telaşa düşüyorlar. Sosyal hizmet bölümlerinde olduğu gibi sertifika veren çok farklı kurum, kuruluş, kişi, sivil toplum örgütü var. Ve sadece işte mesela atıyorum hafta sonu için bir kurs alıyor öğrenci, onun sertifikasını alıyor. Ama o sertifika gerçekten bilimsel kanıtlara dayalı olarak hazırlanmış mı? Çünkü siz, unutacağım, sizin de söylediğiniz gibi ciddi paralar da yatırıyor öğrenciler bu işlere. O yüzden hani bunun bilimsel, mesela Başkent Üniversitesi olarak biz aile danışmanlığı sertifikalı eğitim programını yürüten köklü üniversitelerden biriyiz yıllardır. İşte bu pandemi sürecinde dediler çok şey geldi, online yapın. Hayır dedim. Yani sadece ben demedim, diğer hocalarımız da hayır dedi. Bu işi yürüten, doğayan hocalarımız da hayır dedi. Ama başka yapanlar var. Hani online yapılamaz demiyorum buradan, bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Gerekli koşullar olabilirse, biz o koşulları sağlayamayacağımızı düşündüğümüz için online yapamayacağımızı söylemiştik. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Akademi hazır mı? Çok bilmiyorum. Hani hazır mı değil mi? Ama bir oluşuma hani destek vermek konusunda evet, yani artık daha mobil olabiliyor. Çünkü hem biraz daha sayımız arttı, işte yaş gençleşti. Dolayısıyla daha mobil olabiliyoruz. Ama burada işte yani çok klasik belki yanıt, bilime dayalı, gerçekten başı sonu belli, ölçülebilir, hedefi belli programların olması gerekiyor. Yani akademi destek versin ama hani neye de destek vereceğini çok iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan sizin yönettiğiniz programların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası hani. O yüzden hani bu tür bilimsel şeye dayanan programlar olursa tabii ki neden olmasın. Ve çok kıymetli. Yani örgütlenmeyi belki Kamil Hocam, sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi de almak isteriz. İleri meslek eğitimleri bu. Şimdi Umut'cum, ben Arzu gibi düşünürüm, Arzu Hoca gibi. Çok kıymetli. Fakat ben söz almışken diğer misafirlerimizden, dinleyicilerimizden de izin isteyerek senin sorununa yönelik olarak aynen ben Arzu'dan farklı düşünmüyorum. Onu açıklıkla söyleyeyim. Yeni bir şey söylemeyeceğim. Ama hazır söz almışken, çünkü biraz sonra üniversitemin farklı toplantıları var. Onlara katılmak durumunda kalacağım ve buradan ayrılacağım. Söylemek istediklerimi müsaadenizle söyleyebilir miyim bugünle ilgili, bu eğitim çalıştayıyla ilgili? Belki siz devam edersiniz yine o süpervizyon konusuna, eminim devam edersiniz. Ben şöyle bir şey görüyorum. Bunu da bir fırsat buluyorum. Bu çok önemli bir program. Sayılarının da artırılması gerekiyor. Hazırlayanlara gerçekten içtenlikle tekrar teşekkür ederim. Benim şöyle bir düşüncem var. Tabii biz sosyal hizmetle ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bu söyleyeceklerimi de sosyologlar yapmadığı için, sosyologlar sosyal hizmet uzmanlığına oynadıkları için sosyal hizmet uzmanı olarak bana kalıyor. Ben de sosyal hizmet uzmanı, sosyologluk yapmaya başladım. Epeydir yapıyorum bu işi. Çünkü onlar bizim işi yapıyorlar, kendi işlerini yapmıyorlar. Bu konuşacağım konuları biraz sosyologların alanına giriyor. Onlar bizim mesleği yaptıkları için ben de onların mesleğini şimdi yapacağım. Şimdi şöyle bir sorun var sosyal hizmet eğitimi ve mesleğinde. Bizler akademisyenler ve pratisyenler olarak, çünkü aramızda pratisyenler de var, şöyle bir zorluk içerisindeyiz. Biz hem bu mesleği anlamaya hem icra etmeye çalışıyoruz. Yani eğitimini de yapılandırmaya çalışıyoruz bu arada. Bakın, anlama diyorum. Bunu kasıtlı kullanıyorum. Ben hala sosyal hizmet mesleğinin bir disiplin ve meslek olarak ve bir eğitim olarak yeterince anlaşılmadığına dair benim bir kabulüm var, varsayımım var. Yani halen biz sosyal hizmetin ne olduğunu oturtabilmiş değiliz gibi bir düşünce var bende. O da şuradan kaynaklanıyor. Onu da çok düşündüm. Temel mesele şurada. Biz sosyal hizmeti sosyal teoriden bağımsız tanımlamaya çalışıyoruz. Burada sosyolog Emrah Akbaş, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı,
Ona bir göndermede, değerli dostum, kendisine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onun bir tespiti var, çok paylaştığım. Sosyal hizmet uzmanları, tabii bu tespitini paylaşıyorum. Diğer eleştirilerini biraz acımasız ve yıkıcı olarak görüyorum ama burada çok haklı. Şu eleştirisinde, sosyal hizmet camiası sosyal hizmeti sosyal teoriden bağımsız düşünüyorlar. Sosyal hizmeti sosyal teoriyle tekrar buluşturmak gerekiyor. Çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyorum? Çünkü sosyal teori ne diyor bize? Sosyal teori bize şunu söylüyor. Diyor ki sosyal alanın inşası tıpkı doğa bilimlerindeki gibi hareket edilerek, yöntemsel olarak inşa edilebilir epistemolojik anlamda. Yani orada temel yöntem nedir? Pozitivist paradigmadır. Pozitivist paradigmada aynen sosyal alana da, sosyal alanda cereyan eden ilişkilere de şeyler gibi bakar, şeylerin ilişkisi gibi bakar. Ve nesnel yaklaşır, objektif yaklaşır ve sayılarla izah etmeye çalışır. Ve toplumu anlama değil, açıklamayla, açıklamayı öne çıkartarak, deneyi, kanıtı öne çıkararak anlama ve izah etmeye çalışır. Özellikle açıklamaya çalışır. Yani burada tabii çok yapılandırılmış bir sosyal alan, çok yapılandırılmıştır. Burada her şey bir başkasının nedenidir, bir başka sonuç, bir başka şeyin nedenidir şeklinde. Dolayısıyla değerden bağımsız, kültüre çok yaklaşmayan, sosyal bağlamı ıskalayan, subjektivizme ve özne arası ilişkiyi hiçe sayan, yok sayan bir çok dar, indirgemeci bir bakışla sosyal alanı anlamaya çalışır. Ve sosyal hizmete de diğer disiplinlerde olduğu gibi burada bir pay biçer. Sosyal hizmete de burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma, sosyal alanın inşası olarak böyle bir misyon biçer. Yani bu alan içerisindeki bu görevi social work adı altında bir disipline havale eder. Ama social work sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanını sosyal teoride geçtiği şekilde kanıt temelli inşa etmelidir. Yani sosyal yardımlar nasıl meslekleşti sorusunun cevabı da buradadır. O hani Sema Kut'un sorduğu sosyal yardımlar nasıl meslekleşti? Evet, buradan bir meslek inşa eder. Bu meslek kanıta dayalı çalışacak, sistemli, planlı, programlı olacak, nesnel ve objektif olacak. Ve sosyal yardımlaşma dayanışma ile ilgili örgütlenme de bu mantık içerisinde olacak. Bence biz tam olarak, belki daha fazla uzatabilirim ama konumuz da bu değil biliyorum ama biz belki burayı tam olarak anlayamıyoruz. O Batı epistemolojisinin bize sunduğu sosyal alanın inşası ile ilgili social work'un misyonunu tam olarak idrak edemediğimiz için eğitimi de ona göre yapılandırmada, mesleği de ona göre anlamada çok zorluklarımızın olduğunu düşünüyorum. Biz bir yandan bunu anlamada zorluk çekerken bir yandan da treni kaçırmama adına tabii ki meslekteki gelişmeleri, eğitimdeki gelişmeleri oraya yetişmeye çalışıyoruz. İşte şimdi senin söylediğin gibi çok lazım süpervizyonu oturtmaya çalışıyoruz. Buna bir kurumsal kimlik getirmeye, bunu yapılandırmaya çalışıyoruz. Eğitimi sorunlarını anlamaya, uzaktan eğitime entegre etmeye, COVID pandemisiyle çıkan yeni değişimlere, küresel gelişmelere, neoliberalizme, ekolojik perspektife, bunları anlamaya, içselleştirmeye, eğitime entegre etmeye çalışıyoruz. Yani bir yandan nelik problemiyle, tanım ve tanımlanmayla ilgili probleme kafa yorarken bir yandan da treni, dediğim gibi küresel treni kaçırmamak adına onun getirileriyle sosyal hizmeti anlamaya, inşa etmeye çalışıyoruz. Çok zor işlerle uğraşıyoruz ama sosyal teoriyi çok iyi anlamak gerekiyor. Sosyal teoriyle social work, sosyal hizmetin bağını çok iyi kurgulamak gerekiyor. Sosyal teori bize ne söylüyor? Burada tabii bizim sosyal teoriyi
anlarken zorluklarımız var. Çünkü kendi kültürel değer kodlarımızla, sosyal yardımlaşma, dayanışma alanında bize miras kalanla, bize önümüze gelen arasındaki farkı gördükçe anlamamız da güçleşiyor. Dolayısıyla burada biraz sosyoloji yapmaya ihtiyaç var gibi geliyor bana. Yani ben sosyologları biraz daha bize bu konuda yardımcı olmaya, teoriyle uygulama arasındaki kopukluğu giderme yönünde bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Bu kopukluk var. Bu kopukluk olduğu sürece de verimli çalışmaların çıkmadığını düşünüyorum. Aidiyet probleminin çıktığını düşünüyorum. Çünkü tam anlaşılamadığı için ki akademisyen de meslek elemanı da öğrenci de içselleştiremiyor. Yani sosyal hizmeti kendi şahsiyetiyle bir kariyer olarak şey yapamıyor, meç edemiyor. Burada bir kopukluk ortaya çıkıyor ve sosyal hizmeti savunmuyor, mücadelesini yapmıyor. Anlamadığı şeyin mücadelesini yapmıyor. Bu vesileyle de meramımı anlatmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.